Tüm katılımcılarımız, Acıbadem Fulya Doğuma ve Ebeveynliğe Hazırlık Kursumuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekleştireceğimiz Doğuma ve Ebeveynliğe Hazırlık Kursumuzda ilk olarak eğitimimize ilk olarak kadın doğum uzmanımız Doktor Yücel Koçyiğit doğum hazırlık ve doğum yöntemleri ile ilgili bilgiler aktaracak bizlere. Çocuk hastalıkları uzmanımız Doktor Ülkü Tıraş, yeni doğanın ilk hafta süreçleri hakkında bilgilendirecek. Daha sonrasında da beslenme ve diyet uzmanımız Müzeyyen Çelik, hamilelik döneminde beslenme konusunu anlatacak. Ve son olarak da yeni doğan hemşiresi Fatma Özdemir, emzirme yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor olacak bizleri. Katılımcılarımız yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yayın sırasında mikrofonlarınızın sesini kapalı tutmanızı rica ederiz. Ve bizlere, doktorlarımıza sormak istediğiniz tüm sorularınızı altta yer alan soru cevap kısmımızdan bizlere iletebiliyor olacaksınız. Bunun bilgisini paylaşmak isterim. Birkaç dakika daha katılımcılarımızın gelmesini bekledikten sonra sözü Yücel Hocama bırakacağım. Çok kısa daha bekleyelim. Katılımcılarımız yavaş yavaş geliyor çünkü. İki dakika kadar daha bekledikten sonra hocamıza söz veriyor olacağım. Yeni gelen katılımcılarımız için tekrar hatırlatmak istiyorum. Yayın sırasında mikrofonlarınızın sesini kapalı tutmanızı rica ediyorum. Bunun dışında sorularınız olduğunda da soru cevap kısmından bizlere iletebiliyor olacaksınız. Yücel Hocam merhaba. Merhabalar. Sözü size bırakıyorum hocam. Tamam. Herkese hoş geldiniz diyorum. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Bugünkü konumuz doğum, doğumun şekilleri, doğumdaki işte bulgular, başlangıç bulguları ve nasıl ilerliyor. Bunlar hakkında kısaca bilgilendirme ve soru cevap yapacağız. Aslında soru cevap daha iyi oluyor. Ben şöyle üstünden bir geçeyim. Ondan sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. Bu kadın anatomisinde rahim, tüpler ve yumurtalıklar. Bunların hepsi çok önemli. Yumurta buradan atılıp tüpe geçiyor ve aşağıdan gelen spermle yaklaşık buralarda karşılaşıp embriyo olarak gelip yerleşiyor. Bu hep burada birleşir diye düşünülür ama buralarda birleşir ve burada büyümeye başlar embriyo ve buraya da yerleşir. 6-7. gün civarında. Bu görsel onu gösteriyor. Burada birleşmiş bir embriyo var. Bölünüyor. Ve en son embriyo olarak rahimin iç duvarına yerleşiyor. 40 hafta sonunda da bu embriyo bir bebek olarak hayata geliyor. 40. hafta civarında, en çok 38-42 arasında başlar. Doğum nasıl başlıyor? Genellikle en sık görülen bulguları düzenli ritmik gelen kasılmalar. Şiddeti giderek artar. Ayakta ve yatarken de değişmez. Yani dinlenmeyle geçmeyen düzenli kasılmalar olur. Ya da ilk başta gelen şey kanlı sümüksü bir akıntı. Nişan dediğimiz kanlı sümüksü bir akıntı olabilir. Bu genellikle doğumdan 12-24 saat önce gelir. Yani bu geldikten sonra yakında doğum olacak demektir. Ya da sular gelebilir. Bebeğin içinde yüzdüğü dış darbelere karşı koruyan amniyon kesesi ve içindeki sıvı bir şekilde kesenin patlamasıyla boşalabilir. Bu boşalma şeklinde olmayabilir bu arada. Bazen böyle sızıntı şeklinde geliyor. Bizim de ikilemde kaldığımız bir durum bu. Test yapıyoruz. Su gelişi var mı yok mu ona göre karar verebiliyoruz. Çünkü su gelişi varsa çocuk dış ortamı açılmış ve enfeksiyon riski olacağı için yatış gerekebilir. Onun dışındaki sancılar yeterli açıklığa ulaşmadıysa özellikle biraz daha oyalanıp sonra yatırmayı tercih ediyoruz. Yani hastanede yatış süresini kısaltmaya vererek. Bu dediğimiz nişan
nişanı oluşturan mukus tıkaç. Gebelik boyunca bu rahim ağzı bezlerinden salgılar burada birikir. Çocuğu dış ortama karşı izole hale getirir. Daha sonra bir yerden sonra o düşer tıkaç ve kesede açılırsa buradan sıvılar boşalır. Doğumun ana üç, toplamda dört tane evresi vardır. İlk, yani aslında bilinen, doğum olarak bilinen bebeğin doğması kısmı doğumun ikinci evresidir. Yani rahim ağzı tam açık olacak, oradan bebek çıkacak. Ama doğumun en zor kısmı burası değildir. Doğumun en zor kısmı rahim ağzının açılması kısmıdır ki bu bazen 36 saate kadar sürebilir. Yani kasılmaların başlayıp rahim ağzının milim 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 açılması olayı doğumun birinci evresidir. İlk gebeliklerde 36 saate kadar beklediğimiz oluyor. İkinci aşama tam açık olduktan sonra bebeğin çıkması kısmı, bu yaklaşık 2 saat civarında oluyor. Yani en fazla, daha doğrusu 2 ya da 3 saat bekliyoruz. Epidural takılıysa değişiyor. Bu da ortalama 30-40 dakika civarında oluyor. Plasentanın doğması. Çocuk doğdu, kordona bağlı bir şekilde duruyor plasenta içeride. Bu da genellikle ilk yarım saatte olur. Eskiden bunu bekleyelim, yarım saat kendi doğsun deniyordu ama artık aktif yönetim öneriliyor. Yani bizim bunu hafiften çekerek çıkarmamız, rahime masaj yaparak çıkarmamız daha sağlıklı bulunuyor, kan kaybını azaltmak için. Bitti mi? Bitmedi. Doğumun bir de doğum sonrasındaki kısmı var. Burası aslında doğumun bir evresi değil ama çok önemli olduğu için doğum evresi olarak bunu dördüncü evre olarak koyuyoruz. Doğumdan sonraki ilk bir saat kanamaların olabileceği bir saattir ve kanama olursa çok fazla olabilir. Bunun sıkı takibi yapılması için bunu da doğum evresi olarak bir yere koyuyoruz. Bebeğin genel bir duruş şekli. Bu makat gelişlerde böyle durur. Annenin anatomisi de biraz böyle öne doğru ağırlık merkezi kayar. Bel ağrılarının biraz da sebebi budur. Önde bir ağırlık taşıyormuş gibi olur. Kasılmalar başladıktan sonra rahim ağzında nasıl bir değişiklik olur? Bununla ilgili birkaç tane slide var. Bunları size göstereyim. İlk başlarda böyle kalın bir rahim ağzı var. Açıklık da yokken giderek incelir bu rahim ağzı. İncelmeden sonra da kenarlara doğru açılmaya başlar. Biz elle iki parmakla muayene ediyoruz. Yani görmeden yapıyoruz bu muayeneyi. Rahim ağzına elimizi koyup ne kadar açıklık var ona göre yaklaşık hani doğumun ilerleyişini oradan tahmin ediyoruz. Bu durum önceden doğum yapmış ve yapmamış insanlarda biraz daha farklı seyrediyor. Önceden doğum yapanlarda ikinci doğumda ya da daha sonraki doğumlar çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Zaten normalde de bu multipar demek önceden doğum yapmış demek. Normalde hiç eylem başlamamışken bile farklı. Yani bu ilk doğum yapmamış olanın rahim ağzı, bu önceden doğum yapmış olanın rahim ağzı. Yani eylem başlamadan önce. Zaten hafif bir dilate görünüyor, geniş görünüyor. Onun için daha kolay oluyor ilerlemesi. Aşağıdan bakarsak da rahim ağzındaki görüntü bu. Bebeğin başı, zaten muayenelerde hep hissederiz. Bebeğin başı yavaş yavaş kasılmayla rahim ağzını ittirir, açar. Yani şu görüntünün aşağıdan, şuradan bakıldığı zamanki görüntüsü bu. Bunu elle, muayeneyle anlıyoruz. Serviks 10 santim açıldığı zaman tam açık diyoruz. Tam doğru bir bilgi değil bu. Bebeğin başı 9 santimse tam açık onun için 9 santimdir. Çünkü 9 santimlik bir baş çıkarken rahim ağzı 10 santim açılmaz. Bebeğin başı kadar açılır. Bir de efasman dediğimiz şey, yani rahim ağzındaki iki olay var. Birisi incelme, birisi açılma. İncelme şuranın incelmesi. Yani bu kalın olan kısmın önlü arkalı incelmesi. Açılma da kenarlara doğru gitmesi, yani şunun ayrılması. İncelme dediğimizde tıbbi kullanımı efasman. Efasman %30'dan başlar, %20 terimini kullanmayız. %100 dediğimizde tam olarak artık rahim ağzını hissedemediğimiz durum. Doğum tam açık olduktan sonra da bir evreleri olur. Bebeğin manevraları olur içeride. İlk başta bir angajman dediğimiz kemik yapıya oturma kısmı, pelvis kemiklerine oturması. İkinci kısmı, o oturduktan sonra uygun çapa gelmek için başını öne doğru eğer, en dar çap şurasıdır çünkü,
Ya böyle değildir. Şöyle, şu açıdır. Onun için bebek başını öne doğru eğer. Daha sonra kanalda ilerlerken o pelvis kemikleri içeride giriş çapı böyle oluyorken içeride böyle oluyor. Çocuğun başı ona uygun döner. Ondan sonra yani bu dönme işi rotasyon, internal rotasyon. Daha sonra dışarı çıkma işi ekstansiyon. Daha sonra omuzların o kemik yapıya uygun dönme işi eksternal rotasyon ve omuzların kurtarılması. Bu artık bebek çıkımda, çıkmak üzere. Yani bu aşamada bebek hemen yani birkaç dakika sonra doğacak demek oluyor. Burada eskiden epizyotomi dediğimiz bir uygulama vardı. Yani hala var tabii ki ama eskiden bu rutindi. İlk doğum yapan hastalarda rutin olarak bu kesiyi yapalım derlerdi. Hani kendiliğinden nasıl olsa yırtılıyor, düzensiz bir yırtık oluşmasın, biz yapalım. Ama son yıllarda, son 10 yılda yapılan çalışmalar gösterdi ki biz bu kesiyi yaptığımız zaman daha derin bir kesi yapıyoruz. Kendisi yırtılırsa daha yüzeyel bir yırtık oluyor. Bizim yaptığımız kesilerde daha fazla doğum sonrası ağrı olabiliyor. Onun için kesi yapmayalım. Yırtıklar olursa da biz onu onaralım. Zaten yüzyıllardır, belki yüz binlerce yıldır insan anatomisi buna göre yaratılmış. Yani orada yırtıklar oluşuyor. Onlar bir şekilde iyileşiyor. Bu iyileşmeye zaten çok müsait bir doku. Doğumdan sonra, 1,5-2 ay sonra geldiği zaman hastamız anlaşılmıyor bile neresi yırtık. Yani öyle iyileşme gücü yüksek bir dokudur vulva. Evet, plasentanın çıkartılması işlemi de kordondan tutup yukarıdan masaj yaparak plasentayı da çıkartıyoruz. Bu yine açılma ve bebeğin başının inmesi ile ilgili olan bir şey, slide. Birisi açılma tamamlanırken bebeğin başı da yavaş yavaş iner. Bunlar seviyeler. Kemik yapıya göre yukarıdaki eksi 3, aşağıdaki seviyeleri de artı 3. Bu ikisinin arasında bebeğin de yukarıda asansör gibi inişini sınıflandırıyoruz. Tabii bunlar da yoruma açık. Yani muayene eden kişinin yorumuna açık olarak ama yine bir fikir veriyor. Ortalama doğum saatlerinden bahsediyoruz. İkinci, üçüncü doğum 8 saat diyor. Bu biraz daha hızlıymış gibi geliyor bana. Yani kitabı bildiği böyle ama ikinci, üçüncü doğumlarda çok daha hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Evet, anatomik olarak miyadında bir gebelikte bebeğin pozisyonları genelde böyle oluyor. Plasenta böyle yukarıda olursa istediğimiz şey olur. Ama bunun diğer versiyonları var, istemediğimiz. Bunları da konuşacağız. Bu yan duruş, transvers duruş diyoruz biz buna. Bu hiçbir şekilde normal doğumla bağdaşmayan bir durumdur. Bunu görürsek ve doğum sancıları başlamışsa, yani sancılar başlayana kadar dönmesini bekleyebiliriz. Ama kasılmalar başladı. Hala pozisyon bu. Bu hiçbir şekilde doğmaz. Onun için sezaryen, kesin sezaryen indikasyondur. Bir de oksiput dediğimiz bir olay var. Oksiput kemik şu ense kemiğinin üstündeki, ensenin üstündeki kemik. Bu kemik normalde doğum yapan hastada yukarı doğru bakar. Yani masada olduğunu düşünürsek yukarı bakar. Ama bazen arkaya, annenin omurgasına doğru bakarak doğabilir. Bu hani önceden bahsettiğimiz çocuk çıkarken bir kafasını yukarı doğru kaldırdığı bir hareket vardı. O tam tersi olduğu zaman takılıyor. Yani biraz daha kısıtlı bir hareket. Doğum olmaz değil occipital posteriorlarda. Doğum olabilir ama daha zor olur. Hani bunu tespit edersek de bunu bileceğiz. Buna göre takibini yapacağız. Bu makat pozisyon. Normal istediğimiz pozisyon bu. En çok görülen de occiput kemiğin sola doğru olduğu pozisyondur. %70'i böyle olur miyadında gebelerin. Makat pozisyon. Ters geliş yani. Transversten bahsetmiştik, makattan bahsettik. Şimdi sezaryen için plasenta anomalileri var. Bunlardan bir tanesi plasenta previa dediğimiz. Plasentanın rahim ağzına yakın olması ya da tamamen kapatması. Bazen böyle kapatır. Bu durumlar riskli durumlar olduğu için neden riskli?
Çünkü rahim ağzı açılmaya başladığı zaman buralar silinmiş oluyor ve plasentanın bir kısmı ayrılıyor. Ve burada ciddi damarlar var. Ve buradan kaybedilecek kan bebeğin kanı oluyor. Onun için bu açılma ihtimalini göze alamayız. Sancılar başlamadan sezaryen planlamamız lazım. Plasenta önde yerleşmişse. Bir de plasentanın içerideyken bir şekilde ayrılması. En sık sebep tansiyon yüksekliği olan anneler olur. Onun dışında karna darbe alınması da plasentanın ayrılmasına yol açabilir. Ya da hiçbir sebep bulamadığımızda da olabiliyor. Çok şiddetli bir karın ağrısı ve hiç geçmeyen bir kasılma olur ve koyu renkli bir kanama olur. Bundan şüpheleniriz. Bunda da hemen acil koşullarda sezaryen yapmak gerekiyor. Sezaryen yapıyoruz. Doğumu bekleyemiyoruz. Doğuma yardımcı bir takım materyaller var. Bunlardan bir tanesi ve neredeyse hiç artık kullanılmayan, ben görmedim bile yani. Forceps, kaşık olayı. Bunu bir aile 200 yıl önce buluyor. Ve çok uzun süre aile geleneği olarak, yani bu tıbbi işlerle uğraşan bir aile, kendilerini saklıyorlar ve doğumlara yardıma gidiyorlar ücret karşılığında ve şey yapıyorlar, hiç kimseyle paylaşmıyorlar. Daha sonradan kullanıma geçiyor. Yaklaşık uzun bir süre tek başlarına kullanıyorlar. Ama tabii şimdi vakum denilen bir şey var. Bunun alternatifi. Vakumu da negatif basınç oluşturuyoruz. Ve bebeğin başına çekiyoruz. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Bütün gebelere kullanıyor muyuz? Hayır. Bu artık son aşamaya geliniyor. Annenin bazen gücü tükeniyor ya da bebeği itmek için daha fazla güç kullanması gerekiyor. Bebek iri olabilir, şey olabilir. O kanalda bir zorlanma olduğu zaman ek bir kuvvet olarak bize yardım ediyor. Hayat kurtarıcı olabiliyor vakumlar. Ama tabii vakumların da yenisi çıktı. Kivi bu vakuma göre daha az zararlı, daha az kuvvet uyguluyor. Ve daha efektif, küçük bir şey olduğu için de çok efektif kullanılıyor. Bunun içinde sünger var, çok yumuşak. Kenarı da plastik. Bunu pompalayarak güvenli basıncı oluşturuyoruz ve anne kınırken bebeği de biz çekiyoruz. Biraz destek oluşturuyoruz. Sezaryen'de da yine bu yardımlar var. Sezaryen'de de kesiyi yaptıktan sonra birisi yukarıdan bebeğin poposundan rahime baskı uyguluyor ve öyle çıkartabiliyoruz. Yine yardımcı manevralar kullanılıyor. Daha sonra klemplerle göbek kordonu tutup kesiyoruz. Plasenta yine ameliyatta çıkartıyoruz. Bu videomuz kayıp. Sezaryen dikişleri nasıl oluyor? Eskiden tabii böyle oluyordu. Bu artık izi görünmeyen, hani yapıştırma ya da halk arasında lazer dediğimiz içten dikiş yapıyoruz. Yapıştırma gibi oluyor gerçekten. Eğer ciltte bir skar oluşturma eğilimi yoksa bazı insanlarda doku reaksiyonu oluyor. Yani en ufak bir kesisi olduğu zaman orada böyle kabarık bir skar dokusu oluşuyor. Eğer öyle bir yapıda değilse incecik çizgi şeklinde kalıyor. Böyle yani. Ama bazılarında da böyle skar dokusu, kalın halat gibi bir tabaka oluşabiliyor. Buna keloid diyoruz zaten. O kişilerin keloid hastalığı oluyor. Yani skar oluşturma yatkınlığı diyoruz. Buna da kremlerle bir miktar azaltabiliyoruz. Ama tabii ki daha fazla oluyor diğer şeylere göre, insanlara göre. Son olarak bebeğin son haftalarda belli aralarda kontrolünü yaptığımız NST'den bahsedeyim. NST aynı EKG'ye benziyor. Bebeğin kalp atışlarını ölçtüğümüz bir prop var. Bu alttaki prop. Bir tanesi de rahimin tepesine konuyor. Rahim kasıldıkça kasılmaları yazıyor. Kasılmalar tabii bebeğin eylemdeyken önemli. Eylemde değilken de biz bu kontrolleri yapıyoruz. O zaman NST'nin bebek kalp atışlarındaki artışlar ve azalışları ile ilgileniyoruz. Bu da bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren bir bulgu bizim için. Bunu yaptırdıktan sonra genellikle bir hafta kafamız daha rahat oluyor. Bu güzel bir NST görüyoruz. Artışlar, azalışlar bebeğin içeride hareketli olduğunu gösteriyor, sağlıklı olduğunu gösteriyor. Rahim kasılmaları genelde düz olur ama buradaki NST'de 1 santim dakikadan yazmış yaklaşık 10-12 dakikada bir iki tane kasılması var. Bu efektif bir kasılma değil. Hem gücü çok yüksek değil hem de aralığı çok geniş. Normalde buradan bir tane böyle olur. Sonra 3 dakika sonra bir tane böyle olur. Bu eylem oluyor. Burada da sıkıntılı bir bebek görüyoruz. NST kasılmalardan sonra yavaşlamaya başlıyor kalp atışı bebeğin.
ve her kasılmadan sonra neredeyse var. Bu bebeğin içeride kasılmalar sırasında yeterli kan gitmediğini gösteriyor. Bebeğin kalp atışları yavaşlar öyle durumda. Sıkıntı göstergesidir. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? Doğum yakınsa doğumu hemen yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse yukarıdan destekliyoruz, kivi kullanıyoruz. Yani o kivileri biraz da bunlar için de kullanabiliyoruz. Eğer doğum yakın değilse sezaryen almak daha mantıklı oluyor. Bebek içeride de zarar görmesin diye. Teşekkür ederim. Şimdi soruları alabilirim. Hocam biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Doktorumuz Yücel Koç Yiğit'e sorunuz varsa şu an alabiliriz. Bekliyoruz hocam. Bir dakika kadar en azından bekleyelim. Sorusu olan katılımcılarımız varsa şu an alabiliriz sorularımızı. Hemen bakıyorum hocam. Nişan ne renk gelecek diye sormuş bir katılımcımız. Tamam. Nişan sadece rengi önemli değil, yapısı da önemli. Sadece kırmızı, pembe renkli olması değil, sümüksü bir şey olması da önemli. Yani zaten mukus tıkaç atılırken bir miktar kan bulaşıyor üstüne. Yani kan bulaşmış sümük gibi bir şey. En doğru tabir o olur. Akıntıdan ayırt edilebilir mi hocam? Ya akıntılar genelde kanlı olmaz. Bu biraz kanlı oluyor. Tamam, ayırt edici bir özelliği var. Bel fıtığı olanlar normal doğum yapabilir mi? Tabii ki. Çok alakasız bir yer çünkü orası. Hı hı. Normal doğum yapabilir. Yani normal doğumda eğer kalçadaki kemiği hareket ettirmesinde bir engel yoksa, çünkü bacaklarını yukarı doğru kaldırması, çömelmesini isteyeceğiz. Bu hareketlerde bir kısıtlılığı yoksa normal doğum yapabilir. Hocam bir diğer katılımcımız, merhaba hocam, 17 haftalık gebeyim. Ara sıra vajinadan yukarıya doğru bir sancı geliyor. Korkmam gerekir mi? Bunlar normal midir? Bu sancılar çoğu gebede olur. Hatta ben çok rahatım diyen gebe çok görmem. Sancılar olur. Rahim buyurken ilk haftalarda olur. Son haftalarda da bebeğin basısına bağlı olur. Normal. Yani özellikle giderek artmıyorsa, yanında kanama ya da sıvı gelmesi eşlik etmiyorsa endişelenmesine gerek yok diyebilirim. Ama bu böyle bir durum varsa bir doktoruna muayene olup rahim ağzını alttan ultrasonla rahim ağzını ölçtürüp inceliyor mu incelmiyor mu diye takipte de yapılabilir. Yani takip yapılabilir. Ben genelde öyle yapıyorum. Birkaç kere aynı şeyi bana hasta söylüyorsa bir kontrol ediyorum yani. Peki hocam. Bebeğin büyük olması normal doğumu zorlaştırır mı? Tabii ki zorlaştırır. Çünkü sonuçta o kemik yapının da bir kapasitesi var. Bununla ilgili AGOK yani Amerika Jinekoloji Obstetri Derneği'nin bir sınırlaması var. Ve bu yeni dönemde güncellendi, biraz daha artırıldı. Eski hali diyabeti yoksa, yani gebelik diyabeti olmamış bir gebede 4500 gram, gebelik diyabeti varsa 4000 gram ölçüyorsak ultrasonda sezaryen indikasyonuydu. Bunu 500'er gram artırdılar. Gebelik diyabeti varsa 4500, gebelik diyabeti yoksa 5 kiloya kadar takip edilebilir deniyor. Onun üstüne ölçüyorsak sezaryen planlamakta fayda var deniyor. İkili testlerde Down sendromu ile ilgili verilen hangi oranda yurt dışında tekrar test yaptırmak gereklidir? Sizce yüzde kaç oranda korkmalıyız? Şöyle, onların cut-off değeri var. İkili test üçlü testten daha değerli bir testtir bu arada. Yani ikili test yapıldıktan sonra üçlü yapılmaya da bilir. İkili testteki oran cut-off değeri 1 bölü 250'dir. Ama son çalışmalarda 1 bölü 250 ile 1 bölü 1000 arası çıkanları NIFTY testi yaptırın diyorlar. Yani anne kanından yine riski az olan, amniyosentezden bahsetmiyorum. 1 bölü 250'den daha büyük geliyorsa risk, direkt amniyosentez yapmak gerekiyor. Bunun da bir riski var. Bebeğin düşüğüne sebep olabilir. Ama 1 bölü 250 ile 1 bölü 1000 arasında geldiyse anne kanından çalışılan NIFTY testi yapılması öneriliyor. Ben de öneriyorum açıkçası. Yani çok basit bir test, zararsız bir test. Doğruluk oranı çok yüksek bir test ikili teste göre. Böyle durum. Hocam suyum geldi deyince ne kadar bir sıvı düşünmeliyim miktar olarak diye sormuş. Evet, bu genelde boşalır gibi gelir ama bazı hastalarda
sızıntı gibi gelebilir. Hatta idrarla karışabilir. Dedim ya, böyle olduğu zaman biz ikilemde kalıyoruz. Testimiz var, Amnisur testi. Onu yapıyoruz. O da %95 oranında doğruluk oranı olan bir test. Orada eğer çift çizgi çıkarsa, gebelik testine benziyor biraz. Çift çizgi çıkarsa su gelmesi lehine yorumluyoruz. Ve ona göre uygun davranıyoruz. Haftasına göre. Eğer büyük haftaysa doğum kararı veriyoruz. Küçük haftaysa akciğer gelişim iğnesi yapıp idare etmeye çalışıyoruz bir süre. Enfeksiyonlardan korumaya çalışıyoruz bebeği. Yalancı sancıları nasıl ayırt edebilirim? 31. haftadayım. Arada regl ağrısı gibi bir ağrı yaşıyorum. Çok kısa süreli oluyor ve gün içinde bir iki kez oluyor. Gün içinde birkaç kere kasılma çok normal. Bir anlamı yok onun. Hazırlık ağrıları diyoruz onlara. Ama sancılar onu rahatsız ediyorsa NST demiştim ya, son haftalarda bakıyoruz diye. Onun ağrı probunu her hafta bakabiliriz. Yani 24. haftadan sonra şüphelendiğimiz her hastada bağlayabiliyoruz onu. Toko probu dediğimiz o ağrı probunu bağlatabilir doktoru. Bir de rahim ağzını ölçebilir. Yani oradan fikir sahibi olabiliyoruz. Tüp bebekle hamileyim. Tüp bebekle hamilelik olunca illa sezeryen olmam gerekir mi? Ya öyle bir şey yok. Oradaki tek fark hamile kalma yöntemi. Ondan sonraki gebelik süreciyle hiçbir alakası yok nasıl hamile kaldığını. Yani diğer insanlardan hiçbir farkı yok. Merhabalar, eşimde HPV vardı. Ben test yaptırdım, HPV çıkmadı. Aşılarımı da oldum her ihtimale karşı. Yine de normal doğum sırasında bebeğe HPV geçme riski var mıdır? HPV toplumdaki kadınların, 10 kadının 7'sinde var. Onun için yani o taşıyıcılık bizi korkutan bir şey değil. Hatta aktif sihir varsa bile normal doğuma engel bir şey değil. Ama genital uçuk varsa, aktif lezyonu varsa o zaman sezaryen olması gerekiyor. Ama HPV taşıyıcılığı varsa, gebe kalmayacaksak 10 kadının 7'si doğum yapmaması gerekiyor. 24. haftamdayım. Zaman zaman kendimi yüz üste yatarken buluyorum. Zararı olur mu diye sormuş katılımcımız. Soruyu tam anlamadım. 24. haftadayım. Zaman zaman kendimi yüz üste yatarken buluyorum. Zararı olur mu? Yüz üste yatmanın zararı olur mu hocam? Yani özellikle 20'li haftalardan sonra çok tavsiye etmiyoruz açıkçası. Yatacaksa da bir tarafını, bacağını kaldırıp hani o karnını biraz korumaya yönelik bir şey yapabilir. Sola doğru hafif ya da sağa doğru. Ama genelde 30'lardan sonra yüzüstü yatması biraz tehlikeli de olabilir. Peki hocam. Diğer sorumuz. 3. COVID aşısı yaptırılmasını önerir misiniz? İlk trimesterdeyim diye sormuş. Yani ilk trimesterden sonra yaptırabilir. Yani biz Türkiye'de ilk trimesterde yaptırmadık. En aktif hastalık olduğu dönemde bile yaptırmadık. Ama yurt dışında yaptırıyorlardı. Fransa'dan gebeler gelmişti takibe. Onlar yaptırıyorlarmış Fransa'da. Yani zararı olduğundan söylemiyoruz. Sadece bir ek kontrol, korunma amaçlı ilk trimester sonrası yaptırabilir diyorum. Peki hocam. Oksiput duruş vajinal doğumun önüne geçecek kadar etkiler mi gidişatı diye sormuş katılımcımız. Yok. Doğum bir tık daha zor oluyor sadece. Yani doğduktan sonra bile fark ettiğimiz oluyor hatta. Oksiput duruş ondan zorlamış bizi diye. Peki hocam. Gebelikte tetanoz aşısı olmak zorunlu mudur? Bakanlık öneriyor. Ama son yapılan bir çalışmada şeyi göstermişlerdi. Boğmaca, tetanoz ve difteri. Bunların yapılması bebeği de ilk iki ay koruyor dendi. Şu an sanırım yurt dışında bunu öneriyorlar. Bizde de yakında bakanlık bence buna geçecek. Peki hocam. 7 haftalık gebeyim. Ne bir bulantım ne de bir başka belirtim oldu. Sizce bu normal mi? Normal. Hatta iyi bir şey. Zahmetsiz geçiyor demektir gebelik. Tamam hocam. Merhabalar. Ailede herhangi bir hastalık geçmişi olmamasına rağmen kontrolden SMA testi yaptırmayı önerir misiniz? Kontroller arasında SMA'yı. Yani ben SMA'nın fazla popüler olduğunu düşünüyorum. Ona gelene kadar bir sürü hastalık var. Daha sık görülüyorlar. Yine onun kadar ölümcüller. Yani eğer sıklığa göre yapacaksak daha kistik fibrozise bakmak daha mantıklı. Yani bakıldığı zaman o daha sık görülüyor. Peki, ama hocam, tabii ki içinde kalıyorsa insanların, çok bu konu onların kaygı durumunu artırıyorsa yaptırabilir. Artık yapılıyor, birçok firma bunun testini yapıyor. Gebelikte şeker yüklemesi zorunlu mudur hocam? Bizim testlerimizin hiçbiri zorunlu değil ama öneriler var. Derneklerin büyük kısmı şeker yükleme testini öneriyor.
birkaç tane dernekte risk faktörü varsa yapalım diyor. Bu risk faktörleri ne? Anne baba kardeşte tip 2 diyabet olması, önceki gebeliğinde şeker hastalığı çıkması, önceki bebeğinde iri doğum olması, önceki bu gebeliğinde bebeğin iri olması, annenin body mass indeksinin yüksek olması, kilolu olması ya da işte suyun fazla olması. Böyle durumlarda risk faktörü sayıp yapmak gerekiyor. Yani bütün dernekler o zaman öneriyor. Ama bu faktörler yoksa bir iki dernek işte açtık tokluk şekeri bakalım. 3 aylık kan şeker düzeyini ölçen hemoglobin A1C'ye bakalım diyor. Ama çoğu dernek yani prestiji yüksek olan çoğu dernek yapalım bu testi rutin olarak diyor. Hocam son bir iki sorumuzu hemen yöneltiyorum size. Merhaba, evde kedimiz var, dışarıyla bağlantısı yok. 25 artılardayız demiş katılımcımız. Bebek ve kediyi aynı anda besleyecek olsak, yani bebeğimiz doğduğunda da kedimiz olsa bir sakıncası olur mu? Bu konuda görüşümüz nedir diye sormuş. Bebeğin bakın kedinin kontrolleri, aşıları yapılıyorsa büyük bir problem olmayacağını düşünüyorum. Gebelik açısından bir toksoplazma durumu var. O herhalde bakılmıştır annede. Negatif çıkmışsa sorun yok. Bir de anne önceden geçirmişse toksoplazmayı o zaman yine problem yok. Yani aktif gebeliğin ilk 3 ayında geçirilirse problem oluyor. Doğumdan sonra da bebekle ilgili genelde bir problem olmaz. Hocam 19 haftalık gebe olan bir katılımcımız var ve hareketlerde çok fazla bir hissiyatı yokmuş. Kendisinin bununla ilgili danışmak istiyor size. Bir sakıncası var mıdır? Çok fazla bir hissiyatı yok diye sormuş. 19 haftada zaten yani 18-20 arasında başlar hissetmeye. İlk gebelikler önceden doğum yapmış olanlar da 16-18 arasında başlıyor. Yani yeni başlayacak büyük ihtimalle hastada. Ve hissettiği şey ilk başta tekme olmayacak. Bağırsak gazı gibi hareket, bağırsak hareketi gibi bir hareket olacak. Onun için öyle büyük bir beklenti olmasın. Biraz zaman lazım. Peki. Son sorumuzu iletiyorum hocam. Hamilelik esnasında hep hareket ediyoruz ama normal doğum esnasında her zaman oturarak, yatarak mı doğum yapmak gerekir illaki? Bu zorunlu bir uygulama mı? Yok, ben tam tersini düşünüyorum. Aktif doğum öneriyorum. Hastamız eğer bebek kalp hareketleri iyiyse, NST yapıyoruz, o iyiyse katta yürütüyoruz hatta. Merdiven indirip çıkartıyoruz. Öyle yatarak doğum istemiyoruz. Doğumu da uzatıyor yani doğumu da. Onun için hareketli olunca hem hasta daha az ağrı hissediyor hem daha kısa sürede ilerliyor gibi doğum eylemi. Yücel Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgiler için. Ben sözü çocuk doktorumuz Ülkü Tıraş'a bırakmak istiyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Sözü size bırakıyorum hocam. Peki. Merhabalar, ben Doktor Ülkü Tıraş. Fulya Civadım Hastanesi'nde çocuk hekimi olarak çalışıyorum. Bugün ben de Yücel Bey'den sonra size doğumdan sonraki ilk haftada neler yapılıyor, neler sizi bekliyor, onları konuşmaya çalışacağım. Eksik kalan anlatmamı anlatırken unuttuğum bir şey olursa da sonra tartışma sırasında onları da tekrar birlikte konuşuruz. Biz doğum odasında evet bu çocuk hekimi mutlaka bulunuyoruz. Ve kadın doğumcu arkadaşımız kordonu kestikten sonra direkt bebeği eğer uygunsa anneye veriyor ama sonra en kısa zamanda biz bebeğin genel durumu kontrol etmek için bebeği bizim elimize veriyorlar. İlk yaptığımız şey hızlıca bir fizik muayene yapmak. O anda bebeğin normal yaşama dönebilmesini engelleyecek bir bulgusu var mı? Varsa biz buna ne yapabiliriz? Hızlıca karar veriyoruz ilk 1-2 dakika içinde. Ondan sonra eğer bebek her şey yolunda gidiyorsa bebeği alıyoruz, kan vitamini yapıyoruz, göz bakımı yapıyoruz. Hepatit B aşısını da ondan sonraki en kısa sürede bebeklere yapıyoruz. Yeni doğanın cilt özellikleri tabii gençliğinden ya da diğer süt çocuklarından, diğer yük çocuklardan farklı. Genelde eller ve ayaklar soğuk ve mor gösteriyorlar. Vücudun değişik yerlerinde morluklar, mormul lekeleri dediğimiz lekeler olabiliyor. Bunlar genelde 2 yaş civarında geçiyor. Vücudun yine değişik yerlerinde görebildiğimiz damarsal lezyonlar, hemanjiyon diyoruz, somun lekesi deniliyor. Bunlar kendiliğinden çoğunlukla geriliyor ama eğer çocukta fonksiyonel bir bozukluğa sebep oluyorsa o zaman tedavi
vermemiz gerektiği durumlarda olabiliyor. Başında normal şekil bozukluğu doğum sırasında, özellikle normal doğum sırasında çatıdaki darlıktan dolayı kafa şekillerinde değişiklikler olabiliyor, zorlanmanın bulguları olabiliyor. Onlar zaman içinde kendiliğinden geçiyor. Özellikle doğumdan sonraki ilk 15 günde sırt üstü yatırılsın istemiyoruz bebekleri. İlk kusarken akciğerlere kaçsın istemiyoruz. İkincisi de oksiput dediğimiz o sırt üstü yattığı zaman düzleşen bölümün düzleşmemesini istiyoruz. Burada Mongol'daki rengi görüyorsunuz. Bazen bu kadar abartılı olabiliyor ama bunlar kendiliğinden geçiyor, merak etmeyin. Kafada doğuma bağlı şekil değişiklik olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi demin Yücel Bey size anlattı, bakım takılmış ya da kilit takılmış gibi bir kafa şekli. Ama bu da bir gün içinde düzeliyor, korkmuyor. Bunun dışında başta elinize bir mıldak dediğimiz bir bölüm geliyor. Bu mıldak burada şu anda fotoğrafta gördüğünüz gibi tam o iki parmağın altında baklava dilimi şeklinde bir boşluk. Arkada da olabiliyor bu boşlukta. Aslında vücutta 6 tane var anne karnındayken ama doğuma yakın bunların çoğu kapanıyor. Sadece önde ve arkadaki onlar kalabiliyor. Bunların beyin dokusu çok altında. Genelde hani buraya dokunduğunuz zaman bir korku hissi yaşayabiliyorsunuz. Yeni anne baba olanlar için geçerli ama bu sizin onun dokunmayla zarar verebileceğiniz bir bölge değil. Bu kafa kemiklerinin büyümesine ve beynin büyümesine izin veren noktalar. O yüzden en erken de 9. ayda kapanıyorlar. Çok nadiren 3. aydan sonra kapanmalar olabiliyor, tümüyle kapanıyor. Ama yavaş yavaş 9-18 ay arasında bunlar kapanıyor. Gözleri genelde renkli olabiliyor. Bebek mavisi diyoruz ama bu göz rengine, kendi orijinal rengine 6 ile 9. ay civarında geçiyor. Sarılık dediğimiz bir durum var, onu daha sonra tekrar anlatacağım. Bu da göz akından başlıyor. Bütün vücuda yayılabiliyor. İlk bir hafta içinde sarılık bebekler için önemli. Onu da sık sık takip edeceğiz. Bu gözün beyaz kısmında siklere dediğimiz yerde doğumun travmasına bağlı olarak kırmızılıklar olabilir, kanamalar olabilir. Bunlar ilk bir ay içinde geçiyorlar. Göz kasları da çalışmadığı için ya da yeterince olgunlaşmadığı için ilk 3 ay, bazen de 6 aya kadar uzayan gözde kaymalar görülebilir. Gözde çapaklanmalar olabiliyor. Bunun için özellikle nasıl masaj yapıldığını ve gerekirse antibiyotik göz damlalarıyla antibiyotik tedavisi, sistemik değil ama lokal antibiyotikler için antibiyotik damlalar kullanabiliyoruz. Ama bu da önemli olan gözyaşı kanalının tıkanmasını engellemek için de göz masajını yapmak. Bunu eğer ihtiyaç halinde bir bebeğe gerekirse biz burada onu anneye babaya öğretiyoruz. Tek taraflı göz bebeğinin o renkli olan kısmını da kahverengi olan kısmını saydam olması önemli. Böyle bir durumda hani acil göz konsültasyonu istiyoruz. Bu katarakt olabiliyor. Memes dokusu şiş olabilir bebeklerin. Özellikle halk arasında cadı sütü dedikleri süt de gelebilir. Ve büyükler ya da çevredekiler size bu memeye elle masaj yapılmasını öneriyorlar. Ama elinizdeki enfeksiyon ajanları memede mastit yapabilir. O yeni doğan bebekler için ciddi bir enfeksiyon riskidir. O yüzden hiçbir şekilde memesi biraz büyük olan bebeklere elle masaj yapmayın. Süt gelse bile korkmayın. Bu da anneden geçen hormonların etkisiyle oluyor. Yavaş yavaş bunların hepsi kendiliğinden geçiyor. Cinsiyet organlarıyla ilgili bir takım dikkatinizi çeken şeyler oluyor. İlk 3-10 gün içinde vajinal yakıntı, hatta bir miktar kanama olabiliyor. Bu da anneden geçen östrojenin birden anneyle bağlantı, göbek organının kesilmesiyle birlikte annede bağlantı kesildiği için çekilme kanaması şeklinde olabiliyor. Ama bu bir süre içinde kendiliğinden geçecek. Erkeklerde de bazen testisler, yani yumurtalıklar sikrotuma inmemiş olabiliyor. Bu prematüre bebekler için normal. Ama takiplerde bunun yerine inip inmediğini takip ediyoruz. Burun tıkanıklığı özellikle bebeklerde burun ütüsünün döşeyen hücrelerin şiş olmasına bağlı olarak burun tıkanıklıkları, burun
getirdiği bir kırıltılı sorunum. Dikkatinizi çekebilir bebeğinizde. Yani her bebekte olması gerekmiyor ama olursa korkmayın. Bu da bu bebek için normal bir yaşına kadar. Ara ara senin fizyolojik damlalarla açmaya çalışıyoruz. Ama evin içinde sigara içilmesi, hava sirkülasyonu yapan fanların çalıştırılması gibi durumlar, odanın çok sıcak olması gibi durumlar tabii ki bu tıkanıklığı arttırıyor. Öyle olunca şikayetler biraz daha fazla artabiliyor. Bebekler sık hıçkırırlar. Çok beslenmelerinin getirdiği bir şeydir, normaldir. Hafif anne karnındaki hiç polenin olmadığı ortamdan dünyaya geldiği zaman bir takım şeyler onun burnunda hafif reaksiyonu neden olabiliyor. Ve genzine kaçan damlaları temizlemek için de bebekler hapşırıyorlar. Bir bebek çok hıçkırıyorsa da iyi gaz çıkartmak gerekiyor. Kulak akıntısı kulak kiri olabilir. Kulak kiri şeklinde akıntı bir böyle bal mumu renginde sarı kahverengi akıntı olabiliyor. Bu kötü kokuludur. Enfeksiyonla karıştırmamak gerekiyor. Enfeksiyondaki akıntı daha sıvı kıvamlıdır ama normal kulak kiri bal mumu şeklindedir. Her bebekte olur. Kulağın yıkanırken kapatılması gerekmez. Yumuşadıkça o bal mumu şeklindeki materyal kendiliğinden kulağın dış kulağın sonuna doğru geldiği zaman kulak çubuğuyla alınabilir. Dilde anne sütüne bağlı beyazlıklar olabiliyor ama bütün yanağın içini kaplayan bir tuz atılmış manzarası var ise o zaman pamukçuk diyoruz. Bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Şimdi daha önce demiştim sarılık gözlerden başlıyor diye. Bizim için ilk hafta içinde en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri bu sarılık. İlk hafta içinde neden önemli? Çünkü kan beyin bariyeri oluşmadığı için sarılığı yapan madde beyne geçebiliyor. Beyin hasar yapıyor. Buradaki sarılık klasik bildiğimiz hepatit dediğimiz enfeksiyona bağlı olan sarılıktan farklı. Bu sarılık bulaştırmıyor. Anneden doğarken vücudunda çok miktarda olan kırmızı kürelerin yıkılmasına bağlı olarak bütün çocuklar sararıyor. Ama anne ile bebek arasında kan grubu oluşmazlığı varsa tabii ki bu sarılık çok daha önemli hale geliyor. Sarılığı bebekler kakayla attığı için beslenme ilk haftada çok önemli. Bilirubini çünkü bebek kakayla atıyor. Böyle çok yüksek bir sarılık değerine ulaşırsa bebek burada gördüğünüz gibi hemen fototerapi alıyoruz bebekleri. Genellikle 12-24 saat içinde tekrar bebek kendi normal rengine dönüyor. Ama geç kılınması çok önemli. O yüzden kontrol tarihleriniz özellikle ilk hafta içinde kontrol tarihleriniz çok önemli. Biz bebekle anne arasında kan grubu oluşmazlığına ya da bebeğin çıkıştaki sarılığına göre bebekle kontrolü çağırıyoruz. O kontrol tarihlerine mümkünse uymaya çalışalım. İdrar da saman sarısı renginde oluyor bebeklerde. Ama ilk 3 gün içinde ürat kristallerine bağlı genelde anne babaların kan gibi değerlendirdiği bezde kılıç renkleri görebiliyorsunuz. Bu ilk 3 gün içinde normal zaten. Ama sonra devam ediyorsa bebek bize diyor ki beni birazcık daha besleyin, beslenmeye ihtiyacım var. Genital sistemle ilgili sünneti de isterseniz birazcık konuşalım. 2 kilogramın üzerindeki tüm bebeklere yaptırabiliyoruz. İlk bir ayda özellikle öneriyoruz. 6 ayı geçen bebeklerde artık yavaş yavaş penisi tanıdıkları için bebeklerde organ kaybı gibi bir duyguya kapılabilecekleri için bu anal ve adipal döneminde girdiği zaman bebeği yaptırıyoruz. Ya ilk 6 ayda yaptırıyoruz ya da 6 yaşında okula giderken yaptırıyoruz. İlk 3 ayda yapılırsa lokal anesteziyle hızlıca iyileşiyor. Göbek genelde anne babalarımız biraz ürkütüyor. İşte yani dokunmaktan korkabiliyorlar. Evet dokunmak şöyle şu anlamda ağrı vermiyor. Göbekte çünkü sinir olmadığı için göbeği ağrımaz. Göbeklerin kordona dokunduğu zaman ağrımaz. Ama elimizdeki kirler tabii orada göbek enfeksiyonuna neden olabiliyor. O yüzden hani dokunabilirsiniz ama mümkün olduğu kadar elinizin temiz olmasına dikkat edelim. Bebeğe her dokunmadan önce elimizi iyi yıkayalım. Ve alt değiştirirken de bez kordon düşünceye kadar kordonun altından bağlanmalı. Hem böyle bebek idrarla temas etmiyor göbeği.
ve göbek açıkta kalıyor. Böyle açıkta kaldığı zaman göbek çok daha hızlı iyileşiyor. Ama göbek çevresinde bir kanama ya da iltihap şeklinde bir akıntı varsa, kötü koku varsa o zaman bizim tekrar bebeği görmemiz gerekiyor. Göbek kordonu böyle bir mandalla kapatıyoruz. Anneyle ilişkiyi böylece kesmiş oluyor ve kendi sorununa başlıyor bebek. Oda ısısını 22-24 derecede tutmaya çalışıyoruz. Özellikle ilk bir ayda vücut yüzeyi olarak baş çok geniş bir alan kaplıyor. O yüzden de çok oda ısı kaybedebiliyor. Şapkasının olmasını istiyoruz. El ve ayaklarını ısıtamadıkları için eldiven ve patiye mutlaka bebeklere ilk bir ay içinde öneriyoruz. Enseye ve burnuna bakarak ısıyı tahmin yapıyoruz. Düşük düşürmediğinde. Çok mecbur kalırsak da ölçebiliyoruz ateşi. 36 ile 37.8 arasında tutmaya çalışıyoruz. Bu değerlerin dışındaki değerler bize 37-38 üzerindeki değerler ateş olarak değerlendiriyor. 35'in altına da inerse hipotermi diyoruz. Her iki duruma da müdahale etmemiz gerekiyor. İlk 3 ayda kulaktan ya da ciltten değil, koltuk altından ya da anüsten dereceyle bakılma çok daha sağlıklı. Gelelim anne sütüne. Bu ilk bir hafta değil, bütün hayatı boyunca çocuğun çok önem arz eden bir durum. Bebeklerle anneleri bir araya getirir getirmez hemen emzirmeye başlıyoruz. Eğer mümkünse doğumhanede birlikte olmaları için, emzirmeleri için koşullar uygunsa mümkün olduğu kadar izin veriyoruz. Ama eğer koşullar uygun değil, anne bir müdahale yapılacaksa, bebeği almamız gerekiyorsa ya da bebeğin durumu anneyle bırakmayı engelliyorsa o zaman anneyle en yakın zamanda bir araya getirip çok hızlı anne sütü alması için bir çaba gösteriyoruz. Her bebeği buradan çıkarken anne sütüyle birlikte görüyoruz. Ama anne sütü konusunda da hani annelere özellikle şöyle bir önerim var. Çok anne sütüyle ilgili yayı dokunmalar. Ama size şunu söyleyeyim. Hani ilk günlerdeki gelen su böyle çok 6-7 aylık bir bebeğin annesinin temizlerken geldiği süt kadar değil. O yüzden bu süt miktarları konusunda moralimizi bozmuyoruz. Doğumdan ilk 5 günde kolostrum dediğimiz süt var. Bu bağışıklığı güçlendirici bir sıvı ağırlıyor. Daha sonra 5. ve 15. gün arasında bir geçiş sütümüz var. Daha sonra da 15. günden itibaren artık matur süt dediğimiz klasik sütle birlikte bebekler çok daha sağlıklı bir şekilde beslenebiliyorlar. Söylediğim gibi kolostrum dediğimiz süt özellikle matur sütü olanla çok daha bağışıklık içeren maddeler sağlıyor. Ve ilk bebeğin aşısıdır. Ve anne ilk defa mekonyum çıkmasında kolaylaştıran içeriğe sahipti. Anne sütü bir kere bebek için doğal bir sakinleştirici. Steril, bakteri içermiyor. Anne ile bebek arasındaki iletişimi sağlıyor. Anne sütüyle beslenen bebekler çok daha iyi psikomotor ve sosyal gelişim gösteriyorlar. Ve her annenin sütü kendi bebeğine özel. Bu özellikle prematür bebekler için çok önemli. Prematür bebeklerin annelerinin sütü kendi bebekler için çok çok daha spesifik. O yüzden mümkün olduğunca anne sütüyle gitmeye çalışıyoruz. Emzirmenin anneye de faydaları var. Tabii ki emzirdikçe uterusun rahimin kasılması arttığı için kanama daha az oluyor. Emziren annelerde daha az kanser, özellikle rahim ve yumurtalık kanseri riski azalıyor. Menopoz sonrası osteoporoz, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, kalp hastalığı riskini azalttığını göstermişler emzirmenin anneye faydalı olarak. Diyabetik annenin de, insülin kullanan annenin de insülin ihtiyacında daha az başlıyor. Emzirmeye başlamak için en kısa zamanı belirliyoruz. En uygun olan zamanda başlıyoruz. Ama her kadından süt gelmesi, bebeğin bu sütü alabilme becerinin gelişmesi farklı olabiliyor. Bu bizim hemen evhama kapılmamıza neden olmamalı. Emzirmenin başarılı olabilmesi için bir annenin çok sakin olması gerekiyor. Annenin hiçbir şekilde streste
kaplanmaması gerekiyor. Evin ortamının elektriğinin o nedenle çok dengede olması gerekiyor. Özellikle ilk 6 ayda bu çok önemli. Ben babalara şey diyorum, eğer ben ve annenin emzirmesini istiyorsanız evdeki elektriği azaltalım, gerilimi azaltalım diyorum her zaman. Anne kendi için güzel bir emzirme köşesi ayarlamalı. Bu ortam gürültüsüz, yanında güzel bir müzikle birlikte olabilir. Bebeğin kollarının annenin kollarının ağız memeli temasını engellemesini bebeğin ellerini azaltmamız gerekiyor. Bebekle göz temasına girmek gerekiyor. Bebeğin burnunun açık olup olmadığını emzirmeden önce özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ve emzirmeyi başlatabilmek için annenin meme başını bebeğin ağzına, dudağına, yanağına dokundurduğumuz zaman arama refleksiyle gelip bebek memeyi buluyor ve emmeye başlıyor. Oda ısısı önemli. Yani soğuk bir ortamda tabii ki bebekler emmekten kaçınıyorlar. Stresten mümkün olduğu kadar annelerin uzak olması gerekiyor. Ve emzirme sırasında ve emzirmenin sonunda mutlaka gazın çıkarılması gerekiyor. Ne kadar sıklıkta ve ne kadar süreyle emzireceğiz? İlk haftalarda bebek ne zaman istiyorsa o zaman emziriyoruz. Yani ağlamayla birlikte yavaş yavaş ağlayarak kendini gösteriyor. Bu aralıklar ilk iki haftada günde 8-10 kez olabiliyor. Daha sonra giderek bu ikinci, üçüncü ayda 5-6'ya kadar iniyor. Günde 8'den az emiyorsa bebek yetersiz beslendiğinin bir bulgusu olabiliyor. Eğer günde 12'den daha fazla, yani her iki saatte bir emiyor. Da o zaman belki süt gelmiyor ya da bir pozisyonla ilgili problem var. Memeyi kavrayamıyor. Yani orada bir problem var. Onu çözmemiz gerekiyor. Evet, neredeyse dediğinde 2-3 saatte bir emziriliyor. Ama emmek istemezse o zaman bir yarım saat sonra tekrar emzirme teklif ediliyor. İlk haftalarda gündüz 3 saat, gece boyunca 4-5 saatten fazla da aç kalmasına izin vermiyor. Emzikli biberonları kullanmıyoruz. Bir kere sterilizasyonu bunların zor. Kullanılan malzemeler bebek için toksik olabiliyor. Diş çürüklerine çok daha fazla neden oluyor ve biberonu alırken anne sütünüyle koysanız bebek bir süre sonra biberonu tercih ediyor. Çok daha kolay olduğu için emme şekli. O yüzden emzirmenin anneyle bebeğin emzirme süresi eğer olacaksa mesela 2 yıl, bu otomatik olarak biberona geçmekle birlikte süre ciddi olarak azalabiliyor. O yüzden mümkünse biberon kullanmıyoruz. Mama veriyor muyuz? Evet, ihtiyaç varsa veriyor. Mama verilebilir ama burada bebeklere mamanın nasıl verileceğini, kadehle, kaşıkla ya da sondayla nasıl vereceğimizi öğretip öyle veriyoruz. Ki hani eve gittikleri zaman bana çok süt geliyor. Annenin kendi sütü bile çok gelse onu biberona koyup biberonla vermiyor. Meme bakımı neden önemli? Çünkü emzirmenin devamı memenin sağlıklı olmasıyla önemli. Özellikle kişisel hijyene çok dikkat ediyoruz. Elleri mutlaka emzirmeden önce yıkıyoruz. Emzirme tekniğimiz önemli. Emzirmeden sonra bir iki damla sütü meme burcuna sürüp açık bırakıyoruz. Kuruduktan sonra anne sütünün bakterisi özelliği var. Yani bütün bakterileri öldürebiliyor. O yüzden meme başındaki zararlı bakterileri öldürerek annenin memesinin enfeksiyonunun olmasını engelliyor. Emzirme sonrası sabunla ya da karbonatlı suyla sürmeyi önermiyoruz. Günde bir kez memeyi yıkamak yeterli. Travmatik kabloyla kurulamaktan da kaçınmak gerekiyor. Emzirme sırasında bir beden, kabının bir beden büyük olan sütyenleri tercih etmek gerekiyor. Çünkü memeyi tahriş etmemeli, memeyi sıkmamalı. E vitamini içeren kremler kullanılabilir. Emzirme sonrasında eğer süt kaldıysa memede onun da sağlık saklanması gerekiyor. Yoksa o da daha sonra şey yapar. Annede mastit nedeni olabilir. Eğer memede çatlak veya ağrı var ise o zaman tekrar kadın doğumcuyla ya da bizimle görüşmesine yarar var. Emziren anneler nereye dikkat edecekler? Beslenmeleri. En az günde 2-3 litre su alacaklar. Ve de emzirdikleri, bebeğiyken kullandığı vitaminleri emzirirken de devam etmek gerekiyor.
Eğer bebek ilk birkaç günde 2-4 kaka yapıyor, 2 ya da 4 kaka yapıyorsa, 4 günden sonra bu kaka sayısı artar ve her emzirmeden sonra kaka yapabiliyorlar. O 4 ona çıkabiliyor. İlk günde bir kez, ikinci günden itibaren de gün sayısı kadar, 6 günden sonra da 6-8 kez idrar yapıyorsa artık bebek yeterince beslenmiyor. Ama biz bu süreyi tartıyla teyit ediyoruz. Doğru mu diyor, emzirme yeterli mi diye. Eğer yeterli besleniyorsa ürat kristalleri dediğimiz o pembe kavun içme kristallerde artık 3. günden sonra bezde gözükmüyor. Benim şimdi sizinle paylaşmak istediklerim bunlar. Eğer hani birlikte konuşmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şeyler varsa onları da soru cevap şeklinde birlikte yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz hocam değerli bilgileriniz için, bizimle paylaştığınız için. Katılımcılarımızdan sorusu olanlar varsa biz bir dakikalık bir bekleyişimizi yapalım hocam müsaadenizle. Sorularınızı bekliyoruz değerli katılımcılarımız. Eğer varsa şu an iletebilirsiniz. Soru cevap kısmımızdan rica ediyoruz. Bir sorumuz var hocam, okuyorum hemen. Hocam, süt sağma işlemi emzirdikten hemen sonra mı olmalı? Evet, eğer süt var ise, kaldıysa bebek emdikten sonra, evet, ondan sonra olmalı. Ne kadar meme boşalırsa bir sonraki beslenmede rebound dediğimiz olay olacak ve çok daha fazla süt salgılanacak. Yeni doğanın bazen haftada bir kez kaka yapması normal diyorlar, doğru mu? Bebekten bebeğe değişmekle birlikte eğer kilo artışı ya da kilo kaybı uygun miktarlarda ise tabii ki olabiliyor. Sırf annesi de oluyorsa özellikle olabiliyor. Ne sıklıkta yeni doğan muayenesi yapılması gerekir? Hangi sıklıkta bebeği çocuk doktoruna götürmeliyiz? Şimdi ilk hafta içinde bebeğin sarılıp geliştirme şansını çok önemsiyoruz. Sarılığı ne durumda gidecek? Bir de kilo kaybı nasıl gidecek? Yani kilo kaybetmesini bekliyoruz ilk bir hafta içinde ama bunun tabii ki belli bir oranda günlük takip kayıplarının takip süreleri var. O yüzden ilk bebeği bir hafta içinde taburcu olduktan sonra bir ya da iki kez daha ilk bir haftada çağırıyoruz. Ondan peki sonra hocam, pardon. Buyurun hocam, özür dilerim. Ondan sonraki takiplerini de birinci ay dolunca, İkinci ayda olunca, üçüncü ayda olunca diye aylık takiplere çeviriyoruz. Peki hocam. Meme ucunda sarımsı bir doku var. 31. haftadayım. Bu normal midir? Bu normal. Yavaş yavaş o yumuşayacak ve emdikçe ve katılacak. Hocam, emzirme sıklığı slaytını tekrar rica eden bir katılımcımız var. Emzirme sıklığı ile ilgili bilgiyi tekrar alabilir miyiz? Tamam. Tekrar onu alayım ben size. İlk bir hafta içinde her istediğinde emziriyoruz. Bulacağım inşallah. Şu an yayında zaten katılımcılarımızı da görüyorlar. Başka sorumuz var mı? Hemen okuyorum hocam. 6. haftamda indirekt KUMS aşısı yapıldı. Tekrar yapılması gerekir mi? İlk gebeliğimdir. İlk gebeliği daha önce bir problem yok ise ona 28. hafta için tekrar kadın doğumcusu öneride bulunabilir. Onlara kadın doğumcu arkadaşlar karar veriyorlar. Ama yapılmış olması tabii bizim bebeği sarılıktan koruma açısından çok önemli. Eğer tekrar önerirlerse belli değerlere bakarak karar veriyorlar çünkü ona. Ve öneriyorlarsa tekrar yapılmasına izin vermeliyiz.
Hocam oda ısısını ayarlamak için klima veya vantilatör kullanımı nasıl olmalı diye sormuş bir katılımcımız. Oda ısısını 22-24 derecede direkt çocuğun üzerine üflemeyecek şekilde ayarlayabiliriz. Odanın nemini de 40-50 civarında tutacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunları ölçerek yapabiliriz. Peki hocam. Diğer sorularımız var mı diye bakıyorum. Sağdığımız sütü kaşıkla mı, biberonla mı vermeliyiz? 2 aydan sonrası için. Reklamlarda bebek kordonu, saklama ve benzeri şeyler çıkıyor. Böyle bir şey yapılmalı mı? Şimdi hiçbir şekilde anne sütü bile olsa biberon kullanmamaya çalışalım. Özellikle önce hani bunu belirteyim. Ne kadar hani anne memesine çok benzer biberonlar üretilmiş olsa da kullanımda olsa da hiçbiri birebir anne sütündeki emme şekline benzemiyor. O yüzden bebekler biberonu kısa sürede tercih ediyorlar. O yüzden kadehle ya da kaşıkla anne sütü bile olsa vereceğimiz et gıdayı verelim. İkinci soruya gelince kordon kanı bankacılığı çok bence önemli. Şu andaki koşullarda belki çok ihtiyacı çocuğun ileride olmayacak. Şu andaki koşullarda ama çok hızlı ilerliyor. O yüzden gelecekte birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceği için eğer ekonomik olarak bir problem var yok ise mutlaka saklaması gerekiyor. Peki hocam. Son olarak 25+4 haftalık gebeğim sol göğüs ucum belirgin bir şekilde var ama sağ göğüs ucum çok belirgin değil. Bu doğum sonrasında ya da doğum yaklaştıkça düzelir mi? Doğum yaklaştıkça düzelebilir, minik minik masaj yapabilir ama özellikle hani doğumun son haftalarında uyarı doğum eylemini de tetikleyebileceği için son trimesterde çok önermiyoruz. Ama doğduktan sonra onu meme başına emerken çocuk çıkartıyor ya da biz bir takım manevralarla çıkartmak için uğraşıyoruz. Peki hocam. Sorularımız şu an bakıyorum gördüğüm kadarıyla bu kadar hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sağ olun hocam. Şimdi sözü diyetisyenimiz Ülke Hanım'a, Müzeyyen Hanım'a bırakacağım ama kendisi şu an yayında değil sanırım. Müzeyyen Hocam burada mısınız acaba? Buradayım. Merhabalar Merhaba herkese. Söz sizde hocam. Buyurun lütfen. Tabii. Hemen şu paylaşayım. Geldi değil mi ekranı? Geldi hocam. Tamam. Herkese yeniden merhaba. Ben diyetisyen Müzeyyen Çelik. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde 6 yıldır beslenme ve diyet uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün size gebelikte sağlıklı beslenme nedir, ne değildir ve nasıl olması gerekirle ilgili minik bir sunum hazırladım. Sonra da sorularınızı cevaplayacağım. Annenin gebelik döneminde yeterli ve dengeli beslenmesi, yeterli ve dengeli beslenmek, bu çok sık duyduğumuz bir cümle olsa da ihtiyacımız olan kaloriyi tam ve eksiksiz almak ve bütün besin gruplarından karşılamak olarak söyleyebiliriz yeterli ve dengeli beslenmeyi. Bebeğin sağlıklı olarak doğması, gelişiminin sağlanması annenin sağlığı açısından da hayati önem taşıyor. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin anne adayında ne gibi olumsuz etkileri olabilir peki? Öncelikle yetersiz kalori alınması ve artan enerji ve protein gereksiniminin karşılanmaması ilk olarak ağırlık azalmasına sebep olur. Bunun yanında kalsiyum, demir gibi besin öğelerinin karşılanamaması ise annede diş çürümesi, kemik yumuşaması ve kansızlık, anemi dediğimiz durumlara yol açabilir. Bu yetersiz beslenmenin anne adaylığında yaratabileceği sonuçlardı. Bir de bununla birlikte dengesiz beslenme ile aşırı besin ve fazla aşırı besin alımı ve fazla yağlanmadan dolayı olabilecek bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi postmatürasyon dediğimiz zamanından geç doğum, fetüste mekonyum aspirasyonu. Aslında bebeğin kendi kakasını yutması bu ve anne karnında ölüm riski yükseliyor, yağlanması yüksek olan gebelerde.
Eğer anne fazla kilolu veya şişmansa gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik döneminde ortaya çıkan şeker hastalığı, hipertansiyon ve preeklemsi riski yüksektir diyoruz. Preeklemsi sözlük anlamı olarak baktığımızda gebelik zehirlenmesi olarak geçer ama tansiyonların çok yüksek seyretmesiyle anne adayının tansiyonlarının çok yüksek seyretmesiyle hastaneye yatışta sonuçlanan bir durumdur. Peki dengeli ve sağlıklı beslenerek gebelikte kilo alımını nasıl ideal seviyelerde tutabiliriz? Öncelikle anne adayın alması gereken kilo beden kitle indeksine göre belirleniyor. Beden kitle indeksimizi de herkesin kendi ağırlığını kilogram olarak boyunu metrekareye çevirdiği metrekare cinsine çevirmesiyle ortaya bir değer çıkıyor. Ağırlığı boyun metrekare cinsine bölüyoruz ve oradan bazı değerler elde ediyoruz. Bu değerler eğer 18,5'un altında çıktıysa anne adayı bizim zayıf diye kategorize ettiğimiz kısımda. 18,5-25 arasında ise normal kilolu, 25-30 arası ise fazla kilolu, 30-40 ise obez, 40'ın üstünde ise morbid obez olarak değerlendiriyoruz. Şimdi bunlara göre de gebelik öncesi kilomuz ve BKI'mize göre de alacağımız kiloları hesaplıyoruz. Eğer anne adayı hamilelik öncesi 18,5-25 arasındaysa 11-15 kilo alabilir. Eğer zayıf bir anne adayıysa 18,5'un altındaysa 12-18 diyoruz. 25-30 arasındaysa BKI'si 7-11. BKI'si 30'un üzerinde olan kişiler için de 7-9 kilo idealdir diyoruz. 20. haftaya gelindiğinde 20. haftaya kadar 3,5 kilo alınması normaldir. İlk trimesterde kilo artışı olmasa da olur. Ve sonraki süreçte de haftada, ikinci trimesterden sonra artık son trimesterin başından itibaren haftada 300 ile 500 gram arasında kilo artışı gözlenir. Eğer aranızda ikiz veya üçüz bebek bekleyenler varsa da ikiz gebeliklerde toplam 16-25-20,5 kilo arasında ve üçüz bebek gebeliklerde ise 20,5 ile 30 kilo arasında kilo alımını normal karşılıyoruz. Peki bu bahsettiğimiz alınan kilolar nereye gidiyor? 3-3,5 kilo kadar vücutta toplanan kan ve ekstra sıvılar. Ortalama 3 kilogram kadar kas ve yağ dokusu anne emzirme döneminde bu dokuyu kullanarak enerji geçebiliyor. 1 kilo kadar göğüsler, 1 kilo 100 gram kadar uterusun ağırlığı, ortalama 700 gram kadar plasenta, 3-3,5 kilo ağırlığında bir bebek ve yaklaşık 1 kilo kadar da amniyotik sıvı oluşuyor. Vücutta böyle dağılıyor. Gebelikte neye nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Bebek büyüme ve gelişmesi için ihtiyacı olan tüm besinleri zaten plasenta yoluyla annesinden alıyor. Ve her koşulda annenin enerji ve besin öğesi depolarını kullanıyor. Aslında biz gebelikte sağlıklı ve dengeli besleyerek anne adaylarını annenin depolarını doldurmaya çalışıyoruz. Ki doğum sonrası dönemde herhangi bir risk anne adayı için oluşmasın diye. Ve 20. haftadan sonra da bebeğin gereksinimi artıyor. Birinci trimesterde biraz önce de söylediğim gibi anne adayı hiç kilo almasa, beslenme alışkanlıklarını hiç değiştirmese de olur. İkinci trimesterden sonra bebeğin de ihtiyaçları arttığı için annenin beslenmesine ek olarak günlük 300-350 kalori kadar bir ekleme yapmayı uygun görüyoruz. Üçüncü trimesterde ise bu ek kaloriyi 450'ye kadar çekebiliyoruz. Ve gebelik süresi boyunca herhangi bir dönemde anne adayının kesinlikle düşük kalorili zayıflama diyeti yapmamasını, 1800 kaloriden de mümkün olduğu kadar az beslenmemesini istiyoruz. Bu bahsettiğim 1800 kalori, ortalama 1800 kalori, tabii kişiden kişiye göre değişiyor bu değerler.
bu kalorinin %15-20'sinin proteinlerden gelmesine, %25-30'unun yağların sağlamasına, %50-60'ını ise karbonhidratlardan sağlamaya özen gösteriyoruz. Karbonhidratlar vücut için kullanılan ilk enerji kaynağıdır. Ve bunun çoğunluğunu düşük glisemik indeksli, az nişastalı, tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller, sebze ve meyvelerden sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu savunuyoruz. Gebelik süresi boyunca karbonhidrat sınırlamalarının annede enerji ve protein yeterli alınsa bile fetüste beyin gelişimi, glikojen düzeyleri ve nörotransmitter sentezi üzerine olumsuz etki yaptığı birçok çalışmada saptanmış. Bu nedenle alınan enerjinin en az %50-60'ını karbonhidratın oluşturması gerektiği söylenmiştir. Protein vücudun yapı taşlarıdır. Dokuların büyümesi ve gelişmesi için gerekli, tabii ki bebek için de gerekli. Ve alınan proteinin de %60 biyolojik değeri yüksek besinlerden karşılanması gerekir. Ve tüm protein miktarı diyetin toplam enerjisinin %15-20'si kadar olması gerektiğini düşünüyoruz. Yağ, fetüsün gelişimi, annenin obezite, diyabet, kronik kalp hastalıkları riskinden korunması için önemli. Esansiyel yağ asitlerini almak yağ grubunda çok önemli. Çünkü bu esansiyel yağ asitlerini birazdan tekrar üzerinden geçeceğim. Esansiyel yağ asitleri bizim vücudumuzda sentezlenemeyen ancak dışarıdan alabileceğimiz yağ asitleri. Aynı zamanda bebeğin retina, beyin gibi birçok işlevleri için de önemli. Omega 3 ve omega 6'dan bahsediyorum. Bu önemli bir konu yağda. Ve A, D, E ve K gibi yağda eriyen ve biyoyararlılığı ancak yağda tüketildiğinde artan vitaminler için mutlaka sağlıklı ve bitkisel yağları diyetimize eklememiz, bu da diyetimizin %25-30'unu oluşturmalıdır diyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi omega 3 yağ asitleri esansiyel yağ asitleridir. Bunu bizim vücudumuz sentezleyemez. Bebeğin sinir sisteminde, beyin ve retina işlevlerinde etkilidir. En iyi kaynakları deniz ürünleridir. Özellikle solmon, sardalya, ton, uskumru, hamsi, lüfer gibi balıklarda yüksek oranda vardır. Gebelik döneminde bulantı nedeniyle eğer bunları ve bu balıkları tüketemeyen gebeler olursa zaten çoğu hekim, kadın doğum uzmanı şey veriyor, omega 3'ü destek olarak veriyor. Bunun yanında da temiz otu, koyu yeşil yapraklı sebzelerde ıspanak gibi, dereotu gibi, maydanoz gibi sebzelerde de pazı gibi ve cevizde de omega 3 yüksektir. Omega 3'ün kanda bakılan bir değer değil. Yani benim omega 3'üm düşmüş, azalmış gibi bir şey söylenemiyor. Bu nedenle biz şöyle diyoruz, takviyenin yanı sıra gebelik döneminde haftada 1-2 gün kadar balık yemen yenmesini öneriyoruz. Ama yemeyen kişiler içinde bu saydığımız bitkisel kaynakları da diyetlerinde beslenmelerine her gün eklemelerini öneriyoruz. Vitamin ve mineraller grubunda en önemli mineral demir. Anne adayının gelişmekte olan bebeğin artan kan hacmi, plasentanın gelişmesi, bebeğinin büyümesi için gerekli. Özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde de bu ihtiyacın fazla olduğu biliniyor. En iyi kaynakları slaytımda da belirttiğim gibi yukarıdan aşağıya doğru azalıyor. En iyi kaynağı kırmızı et, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuru tonmuş meyveler ve pekmez. Aslında pekmez halk arasında bana da çok sık sorulan sorulardan bir tanesi, halk arasında pekmezin kan yaptığı söyleniyor. Fakat sizin ortalama bir porsiyon 3 köfteden aldığınız demiri karşılayabilmeniz için, pekmezden karşılayabilmeniz için ortalama 1 litre kadar pekmez içmek gerekiyor. Bu da meyve şekeri, fruktoz şekeri çok yüksek olduğu için bütün şeker seviyenizi yükselten bir şey olacaktır. Demirin
tüketirken biyo yararlılığını artırmak, yani vücudumuzda demirin emilimini daha üst seviyelere çıkarabilmek için mutlaka C vitamininden zengin besinlerle beraber tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü C vitamini demirin emilimini artırır. Bu eğer anne adayında şeker problemi yoksa, işte et, salata, bir bardak taze sıkılmış portakal suyu da olabilir. Ya da et yediğiniz öğünlere, işte sebze yediğiniz, koyu yapraklı sebzeleri yediğiniz öğünlerin yanına bol limon sıkılmış bir salata ekleyerek de sağlayabilirsiniz. Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğe, sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması, besinlerin sindirimi ve emilimi, zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılması için oldukça önemli. Gün içerisinde 2-2,5 litre kadar su içmeye özen gösterilmeli diyoruz. Ama gerçek anlamda şöyle, kilogram başına 30 cc olarak hesaplıyoruz ve gerçekçi rakam da bu oluyor zaten. Gebelik dönemini özellikle yaz aylarına gelen kişilerde ortalama vücuttan da havalar ısınıyor, ter ve idrarla daha fazla sıvı kaybı olduğu için 2-2,5 litre ortalama bir değer. Ama kış aylarında bunu kilogram başına 30 cc olarak sağlayabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim grupları bir de besin grupları olarak anlatıp daha elle tutulur hale getirmeye çalışacağım verdiğim oranları. Birincisi süt grubu. Süt, yoğurt, ayran ve peynir. Bu bizim bildiğimiz süt ürünleri. Günlük tüketilmesi, bir gebe için tüketilmesi gereken ve önerilen toplam miktarı 3-4 porsiyon olarak veriyoruz. Herkesin bildiği gibi bir dilim, işte bir kibrit kutusu kadar, 30 gram kadar peynir bir porsiyon süt ürünü. Bir su bardağı süt veya işte 200 mililitre kadar süt ve yoğurdu da yine bir porsiyon kadar süt grubu olarak adlandırabiliriz. Bu 3-4 porsiyonu nasıl sağlayabiliriz? Peki sabah mutlaka kahvaltıda 2 dilim kadar peynir yiyip öğlen ve akşam yemeklerimizde ya bir bardak yoğurt veya ayran veya işte öğle yemeğimizde yoğurt yiyip akşam yemeğinde yoğurt veya cacık tüketmeden gece yatmadan birkaç saat önce bir bardak süt içilebilir. Gün içerisinde mide kazınması daha çok yaşanıyorsa o eklenebilir gibi. Et, yumurta ve kuru baklagil grubu aslında bunların, bu besin öğelerinin vücudumuza sağladığı en iyi besin öğeleri protein, demir, çinko ve bazı B grubu vitaminleridir. Günlük tüketilmesi önerilen bu gruptan da ortalama 5-7 porsiyon tüketin diyoruz. Her gün kahvaltıda eğer tüketilebiliyorsa bir tane yumurta veya yumurta yenmediği günlerde öğünlerimize 4-5 çorba kaşığı kadar baklagil ekleyebiliriz, demiri de yükseltmek için. Bir porsiyon et aslında bir köfte kadar, yine 30 gram kadar ete tekabül eder. Bu da demek oluyor ki öğünlerimizden bir tanesi 3-4 köfte kadar, bir porsiyon kadar et, tavuk, balıktan bir tanesi olabilir. Bir öğün et yiyorsak özellikle akşam öğünlerini daha sebze ağırlıklı geçirebiliriz. Bu hem sindirim kolaylığı sağlar, hem de akşam belirli bir saatten sonra vücut yorulduğu için bir de eti sindirmekle uğraşmaz. Daha sabaha daha az yorgun kalkarsınız gebelik sürecinde. Sebze ve meyve gruplarını bütün öğünlerinize serpiştirebilirsiniz, sebze gruplarını. Meyveyi de ortalama günlük 1-2 porsiyon kadar tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle A ve C vitaminlerini, minerali ve posayı vücuda sağlar sebze ve meyveler. 2 porsiyon kadar meyve, günde 4-5 porsiyon kadar da sebzeyi öğünlerimize serpiştirmemiz gerekiyor. İşte mutlaka sabah kahvaltısında çiğ sebzeler yemek, öğlen etin, tavuğun, balığın protein yanına bir salata eklemek, akşam yemeğini sevdiğimiz bir sebze yemeğiyle taşlandırmak aslında sağlıklı ve dengeli bir beslenme oluyor. Sunumun başında da söylediğim gibi aslında karbonhidrat vücut için ilk enerji kaynağı, diyetin olmazsa olmazı, %60 yani büyük bir kısmında karbonhidrat karşılaması gerekiyor. Bunları da biz ekmek ve tahıllardan sağlıyoruz aslında. Büyük bir kısmı sebzelerden de geliyor ama önemli bir kısmı ekmek ve tahıl grubunu karşılar. Yine glisemik indeksi düşük, bulgur gibi, kinoa gibi,
makarna gibi, şehriye gibi daha glisemik indeksi düşük karbonhidratları tercih edebiliriz. Eğer gestasyonel diyabet gibi bir sıkıntı yoksa pirinç, dolma tüketilebilir çok sık olmamakla birlikte. Çorbalar, ekmekler zaten bu gruba giriyor. Günlük önerdiğimiz toplam tahıl ve ekmek miktarını, toplam karbonhidrat miktarını ise şöyle anlatıyoruz. Sabah mutlaka kahvaltıda 1-2 dilim kadar ekmek, öğlen yemekte ya bir kase çorba, yanında 3-4 çorba kaşığı kadar pilav ya da makarna, akşam yemeğinde de ortalama sebzenizin yanına doyuruculuğu da artsın diye 6-7 çorba kaşığı kadar pilav ya da makarna ekleyebilirsiniz. Bu arada bir dilim ekmek ortalama 3 çorba kaşığı bulgur, makarna, pirinç, şehriye demektir, tahıl grubu demektir. Ekmek yemekten hoşlanmıyorsanız önlerinde bunlardan düşük glisemik indeksli karbonhidratlardan mutlaka serpiştirelim. Yağ grubunda bulunan besinler, yağlar özellikle de yağlı tohumların bu dönemde tüketilmesini özellikle öneriyoruz. Ceviz, badem, fındık gibi. Ceviz özellikle omega 3 oranı yüksek. Yine bebeğin beyin gelişimi, retina işlemleri için gerekli. Vücudumuzda A, D ve K vitaminlerinin emilimi için gerekli. Şeker grubu vücuda yalnızca boş enerji sağlar. Fazla şeker dengesiz beslenmeye sebep olur. Eğer çok böyle tatlı yenmesi gerekirse ve canımız isterse bal, reçel, marmelat, şeker yerine kullanılabilir ama kullanılması da olur. Gebelikte özellikle son dönemlere doğru karşılaştığımız en büyük problem kabızlık olur. Bazı gebelik hormonlarının bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı etkisi olur çünkü. Genişleyen uterusa uyum sağlamak için kasların gevşemesi ve bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, kilo artışı nedeniyle fiziksel aktivite azlığı, beslenme düzeninin değişikliği ve demir haplarının kullanımı. Kabızlıkta normal dönemde de bunlar gebelikte ekstra olan şeyler. Normal dönemde de bir insan gebe değil de normal kabızlıkla başvurursa 3 tane sebebi sorgularız. Birincisi yeterince posa alıyor mu kişi? İkincisi yeterince su içiyor mu ve yeterince hareket ediyor mu? Bir de buna gebelikteki hormonlar eklendiği zaman tabii ki tablo biraz daha ağırlaşabiliyor, ağır seyredebiliyor. Bunun için de biz beslenme olarak bu işi nasıl düzenleriz, o kısımda nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle kişinin aldığı posa miktarının mutlaka yeterli olduğunu, kişi anne adayı yeterli olduğunu düşünüyorsa bile artırılması gerekir. Su tüketimi mutlaka artırılması gerekir. O zaman işte kilogram başına 30 cc'nin yeterli olmadığını düşünür. 2-2,5 litre bandını çekmeye çalışırız. Kurum kayısı, mürdüm eriği, armut gibi besinlerden şey yapabiliriz, takviye sağlayabiliriz. Halk arasında yine kayısı posa oranı yüksek olarak bilinir. İşte sabah aç karnı 2 kayısı muhabbeti çok gelir, sorulur bana. Ama siyah mürdüm eriğinin posa oranı kuru kayısının 3-4 katı kadar daha fazladır. Eğer böyle bir kabızlık durumu yaşıyorsanız sabah aç karnınızda henüz kahvaltınızı yapmadan 2-3 tane mürdüm eriğini bir büyük bardak suyla birlikte içip, yiyip bir yarım saat 40 dakika kadar bekleyin. O posa birazcık bağırsakta şişsin. Ondan sonra kahvaltı yapın. Bu birazcık kabızlığı benim poliklinikte takip ettiğim gebelerde rahatlattığını gözlemliyorum. Ve eğer herhangi bir hareket kısıtlılığı yoksa mutlaka fiziksel aktivitenin artırılmasını öneriyoruz. Gebelik boyunca tüketilmesini önermediğimiz besinler, kafein alımı hem kalsiyum hem demir gibi minerallerin emilimini azalttığı için anne adayında kansızlık, anemi gibi şeyler görülebiliyor. Ama bunu işte günde bir iki fincan kahve olarak tutarsanız bir şey olmaz, hiç içilmez demiyoruz. Sadece fazla tüketilmesini önermiyoruz kafeinin. Alkol zaten yapılan çalışmalar
fetüste büyüme ve gelişme geriliği, mikrosefali yani kafanın küçük olması, eklem anomalileri, yarık damak gibi bozuklukları neden olacağı için kesinlikle tüketilmesini önermiyoruz. Sigara keza alkolle aynı şekilde. Şarküteri ürünlerini de içeriğindeki katkı maddelerinden dolayı salam, sosis, sucuk gibi besinleri ve çoğu gıda analizinde içerisindeki katkı madde sayısı bile tespit edilemeyen bu şarküteri ürünlerinin tüketilmemesini öneriyoruz. Yine illa da bunlardan da yenecekse yine en masumu sucuk gibi iyi bir markanın, içeriği belli olan bir markanın iyi pişmiş bir sucuğu olabilir. Çiğ ya da yarı pişmiş tüketilmesini önermiyoruz bunlardan da. Özetle tüm besin gruplarını içeren dengeli öğünler oluşturarak hem gebelik dönemimizi sağlıklı ve yüksek kilo almadan bitirebiliriz. Hem de emzirme döneminde de yine depolarımızı çok boşaltmadan sütümüzü sağlıklı bir şekilde salgılayıp bebeğimizi büyütebiliriz diye düşünüyorum. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hemen sorulara geçeyim. 28 haftalık hamileyim. Bulantı ve kusmalar devam ediyor. Süt grubu ve meyve tüketemiyorum. Bebek için ciddi sıkıntılara yol açar mı? Şöyle bazı gebeliklerde maalesef bulantılar uzun sürüyor. Süt grubunun bize sağladığı en önemli besin öğeleri kalsiyum ve proteindi. Muhtemelen zaten multivitamin ya da kalsiyum desteği gibi bir şey alıyordur. Bir sıkıntı olmaz. Hekim bunu kontrol altına almıştır diye düşünüyorum. Meyve bizim yine vitamin ve biraz vücudumuza posa sağlıyor. Meyve yiyemiyorsak posayı sebzelerden, işte kuru baklagiller ve tam tahıllardan almaya çalışırız. Vitaminler zaten bu gebelik döneminde yine kullanılan multivitaminler o A ve C vitaminleri açığını kapatacaktır. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü geri kalan besinleri yiyebiliyor olması, sadece süt ve meyvede kalması bu olayın o kişinin şanslı bile olduğunu gösterir. Sadece bir grupla beslenebilen gebeler oluyor bulantı nedeniyle. Hocam, kafeinsiz kahve tüketmenin zararı var mıdır? Bitki çaylarında nadir de olsa yeşil çay ve ıhlamur tüketiyorum. Sadece demiş katılımcı. Şöyle, kafeinsiz kahvede sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi kafein demir ve kalsiyumun emilimini yavaşlatır. Kafeinsiz kahve kişi tadını seviyorsa içebilir. Bu bir iki fincanda sınırlı kalmak zorunda değil. Bitki çayları konusu karışık bir konu olmakla beraber ada çayı ve yeşil çayı özellikle gebelik döneminde kesinlikle istemiyoruz. Diüretik çaylar bunlar. Kanı sulandırabilir, işte nedir onun adı? Rahimde kasılmalar sağlayabilir, doğumun erken başlamasına sebep olabilir. Yani bir yan etkileri olabilir. Hani bu kesin olacaktır. Ada çayı içtiği ya doğum erken başladı ya da kanaması oldu gibi bir şey değil. Ama ihtimaller arasında bu var. Dolayısıyla onlar yerine ıhlamur, melisa, papatya gibi daha relax çaylar tercih edilmesi daha doğru olur gibi geliyor bana. Yumurtayı nasıl yemeliyiz? Ben beyazını sevmediğim için karıştırarak yağda yiyebiliyorum. Tabii ki istediğiniz formda yiyebilirsiniz. Yumurtayla ilgili önemli kısım çok akışkan kıvamda kalmayacak diyoruz biz gebele. Yani rafadan yumurta falan yemeyin. Tavada pişirdiğiniz zaman mutlaka beyazını katılaştırın. Hayvandan insana geçebilecek parazitler bazen plasentayla taşınabiliyor. Bebeği korumak için hayvansal ürünlerin iyi pişmiş olmasına dikkat ediyoruz. Suda, yağda, tavada karıştırarak hiç önemli değil. O da bir yeme şekli olur. Önemli olan tüketebiliyor olmak. Krebin içinde de yenebilir. Yani eğer tavada da yiyemiyorsa krebin içine kırıp da yiyebilir. İyi pişmiş olması sadece önemli. Sadece o önemli, evet. Peki hocam, gebelikte sushi tüketimi zararlı mıdır? Biraz önce de yumurtada söylediğim gibi özellikle sushi'de hem hazırlanma şartları hem çiğ deniz ürünleri kullanılması bize çok sağlıklı gelmiyor. Biraz riskli bir ürün. Yine hayvandan insana taşınabilecek parazitler pişmemiş ürünlerde çok daha rahat geçiyor. Çünkü parazitler, bakteriler bu
Bu nedenle tüketilmemesi daha doğru olur. Çiğ et, kurutulmuş et, pişmemiş ya az pişmiş, hani kestiğiniz zaman içi pembe kalmış etleri önermiyoruz bu anlamda. Sushi de o grupta. Abur cubur atıştırmalıklar ne sıklıkta tüketilebilir? Jelibon, çikolata ya da cips, hazır asitsiz meyve suları gibi. Şöyle, bunun bir sıklığını söyleyemem. Çünkü bu sayılanların hiçbir bizim sağlıklı beslenme literatürümüzde yok. O yüzden bir porsiyon jelibon ya da işte şu kadar abur cubur yiyebilirsiniz diye bir öneride bulunamam maalesef. Herhangi bir sıkıntı yoksa, gestasyonel diyabet, hipertansiyon gibi bir durum yoksa çok sık tercih etmesinler. Tabii ki sunumumda, slaytlarımda da bahsettiğim gibi şekeri biz gereksiz bir besin grubu olarak görüyoruz. Kişinin bebeğin büyümesine ve gelişmesine bir katkısı yok. Sadece anne adayına gereksiz kilo aldırır. Onu da kişiye bırakıyorum. Mümkün olduğu kadar az tercih etmeye çalışsın. Son bir iki sorumuz hocam. Hemen aktarıyorum. Hurma yemek doğumu kolaylaştırır mı? 4 kibrit kutusu kadar peynir tüketiyorum. Fazla mı? 4 kibrit kutusu önce ondan başlayacağım. Peynir biraz fazla. Hem hayvansal bir yağ kilo alımını kolaylaştırır. Ama ben yoğurt süt yiyemiyorum. Yani sorunun gerisinde öyle bir şey varsa bilmiyoruz da şimdi. Yoğurt süt tüketemiyorsa 4 kutu kibrit kutusu peynir fazla değil. Ama bunun üzerine bir de öğünlerinde yoğurt ve süt geliyorsa onu 2'ye mutlaka indirmeye çalışalım. Bir de bu sorunun başında hurma doğumu kolaylaştırır mı gibi bir şey vardı. Bunu daha önceki şeylerde de sunumlarda da bu soru geliyor. Sanırım kadın doğumcular bunu önermiyorlarmış doğumu kolaylaştırdığı için. Benim bu konuda baktım ve henüz bilimsel bir çalışma yok hani doğumu kolaylaştırır diye. Ama kadın doğumcular öyle diyorsa tüketmez. Tamam hocam. Son sorumuzu aktarıyorum. Omega 3 için günde kaç adet ceviz tüketmemiz gerekir? Günde 4 tane ceviz yeterli olur. Omega 3 için değil. Çünkü omega 3 diye dediğim gibi ölçülebilen bir değer olmadığı için biz onu biraz körlemesine söylüyoruz. Yani kimde ne kadar eksik var, ne kadar alması gerekiyor. Günde 4 tam ceviz zaten şeyde de pratikte de yapılması daha kolay oluyor. İşte ara öğünlerinizi de ekleyebilirsiniz. Çağla meyvesi tüketilebilir mi hocam? Onu da sormuş olayım. Gebelikte çağla meyvesi yenir mi? Tüketilebilir. Taneli meyvelerde çilek gibi, erik gibi, çağla gibi meyveleri bir avucu geçmeyecek. Yani avucunuzu tam kapatmayacaksın ama şöyle de açık bir avuç olmayacak. Avucunuzu şöyle, ortası kadar yemenizi öneriyoruz. Peki. Hocam son bir soru daha var. Hemen ileteyim. Tuzlu ürünlere düşkünlüğüm çok arttı. Bu konuyla ilgili olarak ne gibi bir yol izleyebilirim? Buna bir alternatif öneriniz olur mu hocam? Tuzlu ürünlere düşkünlük ilgili. Bunun tabii altında yatan sebepleri bilebiliyor olmak gerekiyor öncelikle. Belki hipotansiftir kişi. Bir tansiyon takibi yapsın. Bu nedenle ihtiyaç artıyor olabilir. Bazen demir eksikliği olduğu zaman bu tuza karşı ihtiyaç artabiliyor. Tuz da bizim için çok gerekli bir şey değil aslında. Özellikle damardaki basıncı da artırdığı için bunda bir ölçü söyleyemem. Hani şu sağlıklı olur da diyemem. Tuz içeriği yüksek bütün yiyecekler çünkü sağlıklı kategorisinden çıkıyorlar. Bununla ilgili aslında bir hani hekimiyle falan görüşse ve sağlıklı beslenmeye çalışsa, öğün atlamamaya çalışsa, öğün aralarına yoğurt, süt gibi tokluk süresini uzatacak besinler koyarsa belki ihtiyacı biraz daha azalabilir diye düşünüyorum. Ama bunun kök nedenini bulmak lazım tabii. Demir eksikliği mi, tansiyon düşüklüğü mü nedir tuza olan ilgi? Neden böyle dedi? Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Son olarak şimdi sözü yeni doğan hemşiremiz Fatma Özdemir'e bırakmak istiyorum. Kendisi yeni doğanda emzirme süreçleriyle ilgili bilgi aktaracak.
Fatma Hanım, sözü size bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bebek bakımı ve emzirmeden bahsedeceğim ben sizlere. Öncelikli olarak bebeklerin bakımları için neler kullanıyoruz, neler hazırlamamız gerekiyor, onlardan bahsedelim. Öncelikli olarak bebeklerin bakımında kullanacağımız kaynamış ılımız su ve bez kullanırız. Bez bu pamuklu mendiller olabilir, bebek temizleme pamukları olabilir, tüysüz pamuklar. Onları tercih edebilirsiniz. Öncelikle bebeğimizin göz bakımından başlayacağım. Bebeklerin gözünü silerken, günlük olarak bakımlarını yaparken kaynamış ılımız su ve bez yardımıyla göz kapalıyken hep içten dışa doğru sileriz. Ve eğer bir çapaklanma, bir akıntı varsa, bir enfeksiyon varlığı var mı diye de onu takip etmemiz gerekir. O yüzden kaynamış ılımız su, bez yardımıyla gözümüzü kapalıyken, bebeğin gözü kapalıyken içten dışa doğru siliyoruz. Ve bir gözde akıntı var mı yok mu diye de diğer göze bulaşmasın diye mutlaka ne yapıyoruz? Her iki gözü farklı bezle siliyoruz. Eğer akıntı hala devam ediyorsa mutlaka çocuk hekimine başvurmalarını söylüyoruz hastalarımıza da. Bebeklerin kulaklarını nasıl temizleyeceğiz? Kesinlikle kulak pamuklarını önermiyoruz. Çünkü kiri daha çok dibe ittiği için bunlar önerilmiyor. Sadece banyodan sonra bebeğin gördüğünüz dış kulak yolunu ve kulağın arka kısmını mutlaka kuruluyoruz. Islak bırakmıyoruz. Yani bir mantar enfeksiyonu, bir kaşıntı, ağrı olmasın diye. Kulaklarını kuruluyoruz. Bebeklerde burun bakımı nasıl yapılır? Günlük olarak, rutin olarak bir burun bakımı önermiyoruz. Sadece eğer bebeğin burnu tıkandığında hırıltılı bir nefes alışverişi varsa mutlaka serin fizyolojik eczanelerde satılıyor tek tek flakon halinde. Onları buzdolabında tutarsanız hem burnundaki bebeğin ödemi de alır. Serin fizyolojiyi her iki burun deliğine damlatıp ardından böyle pratik burun aspiratörleri var. O aspiratörlerle temizleyebilirsiniz. Veya küçük ince bir tülbente kıvırarak, bebeğin burnuna hafifçe ittirerek de temizliğini yapabilirsiniz. Ama bunlar zaten çok sık gerekmiyor. Eğer ortam çok kuruysa, nemi düşükse ortamın gereken şeyler ya da bebeğin hırıltılı bir nefes alışverişi varsa, özellikle yeni doğan reflüsü olan bebekler oluyor bazen. Kusuyorlar, kustuğunda hava yolunu kapatabiliyorlar ve o durumda ilk yaptığımız şey hani burun bakımı, burnunun açık olması gerekiyor. Ağız bakımı nasıl yapılır bebeklerde? Bebeklerin dilinin üzerinde bazen böyle beyaz tabaka olur. Normalde olmaması gerekir. Böyle beyaz nokta nokta pamukçuk deriz. Bu tabaka aslında mantar enfeksiyonudur. Anne sütü kalıntılarına bağlı olarak veya mama alan bir bebekse, mama kalıntıları olan bir bebekse dilin üzerinin temizliğini yapmamız gerekiyor. Normalde küçük bebeğin ağzına girebilecek serçe parmağınızı tercih edin. İnce bir tülbenti sarın. Bu gazlı bez olabilir, müslin örtüler olabilir, ince bir mendili sarın. Kaynamış ılımlı suya daldırın serçe parmağınızı. Bebeğin dilini ve damağını şöyle dairesel hareketle silmeniz yeterli oluyor. Ama hala geçmiyorsa sildiğimiz halde mutlaka çocuk hekimine başvurun. O durumda da pamukçuk bakımı için özel damlalar verildiği oluyor. Bebeklerin göbek bakımı için ne yapıyoruz? Göbek kordonunu her zaman bebek doğduktan sonra bezini değiştirirken özellikle göbek kordonunu bezinin dış kısmında tutuyoruz ki herhangi bir ıslaklık olmasın, idrar ya da mekonyum dediğimiz o özel siyah kakayla bulaş olmasın, olmaması için de bezinin dış kısmında tutuyoruz. Olduğu zaman ne yapıyoruz? Hani eczanelerde %70'lik alkollü mendiller satılıyor. Onlarla silmenizi öneriyoruz olursa. Onun dışında göbeğe herhangi bir solüsyonla bakım vermiyoruz. Ve göbeği düştükten sonra bebeğin banyosunu yaptırmanızı öneriyoruz. Göbek ortalama bir hafta 10 gün içerisinde düşüyor. Düştükten 2 gün sonra artık duş şeklindeki banyosunu yaptırın ki diyoruz. İyice kök kısmı, göbeğin kordon kök kısmı iyice kurumuş olsun ki bebeğin oradan bir herhangi bir enfeksiyon bir şey varlığı gelişmesin.
Orada göbek bakımında şuna dikkat edin. Göbeğin tam o kök kısmında bazen sarı akıntı olabiliyor, kanamalar olabiliyor, kötü koku olabiliyor. Bunları istemediğimiz bir durum. Eğer olursa mutlaka yine çocuk hekimine başvuruyorsunuz. Bazen göbek kordonu çıktıktan sonra da kanamalar olabiliyor. O durumda da bebeklere, yeni doğanlara doğduktan sonra biz K vitamini yapıyoruz. Bazen K vitamini eksikliği olduğunda da mutlaka kanama ile karşılaşıyoruz. Ve o durumda da ek doz K vitamini hekiminiz tarafından önerilirse mutlaka yaptırın. Bebeklerin tırnaklarını kesmiyoruz ilk 1-2 ay sertleşene kadar. Kağıt törpüyle veya bu elektronik törpüler var şimdi piyasada satılan. Onlarla törpülemenizi öneriyoruz. Vücut losyonuyla tüm vücudun nemlendirebilirsiniz. Özellikle bebek doğduğunda ciltleri çok nemli oluyor, çok yumuşak oluyor ama gün geçtikçe cildi kuruyabiliyor ve losyona ihtiyacınız olabiliyor. Herhangi bir bebekler için hani hassas vücut losyonuyla günlük olarak nemlendirmeyi yapabilirsiniz. Banyosunu nasıl yaptıracağız? Bebeklerin banyosunu göbeğe düştükten sonra küvet içerisinde onları özel yıkama küvetinde fileli ya da süngerli küvet alarak yaptırabilirsiniz. Özellikle bebeği yıkarken dikkat edeceğimiz nokta ilk önce gövdesini yıkamak, en son başını ıslatıp yıkamamız gerekiyor. Çünkü yeni doğan bebeklerin başı ıslandığında vücut ısısı çok çabuk düşer. O yüzden başını en son yıkamanızı öneriyoruz. Bebeğimizin uyku pozisyonu nasıl olmalı? Yüzüstü kesinlikle yatırmanızı önermiyoruz. Çünkü bebekler, yeni doğan bebekler burundan nefes alışverişi yaparlar. Ve burnu tıkandığında nefes alamaz. Baş kontrolü yoktur onlarda. O yüzden sağ yan, sol yan, sırt üstü, başı yukarıda olacak şekilde hafif eğimli yatırmanızda fayda var. Gazı çıktığından eminseniz bir bebeği sırt üstü de yatırabilirsiniz. Özellikle şimdi emzirmek konusuna geleceğim. Emzirdikten sonra, bir memeden emdikten sonra bebek diğer memeye geçtiğinde de mutlaka gaz çıkaracağız. Ve beslenmenin bitiminde de gaz çıkarmak gerekiyor. Gaz çıkarmak hani bir bebekte zor olabiliyor bazen. Her bebeğin hani vücut tepkisi farklı olabiliyor. Bebeğimizi ne sıklıkla emzireceğiz? Doğumdan sonra tüm bebekleri öncelikle anneyle hemen buluşturmaya çalışıyoruz. Yani bebekle anne bir an evvel buluşsun ve emzirme başlasın. Aslında emzirmek sadece fiziksel olarak bir beslenme değil, duygusal olarak da bir beslenme. Yani bebek anneyle ne kadar yakın temasta olursa anne bebeğinin acıktığı sinyallerini alabilir. Yani bebeğinin aranma hareketini anlayabilir ve bebeğin emzireceğini anlamasını isteriz biz. Özellikle her ağladığında, her istediğinde bebeğini emzirmesi için teşvik ediyoruz annelerimizi. Yeni doğan bir bebeğin zaten ilk bir hafta içerisinde hani düzene girmesi için biraz düzensiz oluyor emzirmeleri. Hani bazen annelerimiz bunalabiliyor işte ne kadar sıklıkla emzireceğim, geceleyin de 3 saatte bir emzirecek miyim diye. 3 saat kuralı diye bir şey yani yok aslında. 3 saatte bir emzirin gibi bir şey demiyoruz kesinlikle. Sadece 3 saati geçirmeden bebeğinizi uyandırın ki kan şekeri düşmesin. Çünkü bebeklerin kan şekeri düşebiliyor 3 saatten fazla uyuduklarında. Mutlaka 3. saatin sonunda bebeğinizi uyandırıp altını değiştirip, altını değiştirirken özellikle alt bakımını yaparken ıslak mendil veya pamuk ve su kullanabilirsiniz. Hep önden arkaya doğru alt temizliğini yapıyoruz ki idrar yolu enfeksiyonu olmasın. Erkek ya da kız hiç fark etmez. Bebeğinizi emzirdikten sonra özellikle göğüste süt kaldı mı? Hani bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ve göğüs dolgun, sert, göğüste dokunduğunuzda hassasiyet, ağrı, gerginlik, şişlik varsa mutlaka süt sağma makinesi edinip manuel ya da elektronik sütünüzü sağmanızı öneriyoruz. Ve sağdığınız sütleri oda ısısında 3 saatten fazla tutmamanızı istiyoruz. Buzdolabına koyduğunuzda 3 gün saklamanızı istiyoruz. Derin dondurucuya atarsanız da 3 ay saklayabiliyorsunuz. Özellikle bebeğinize vermeden önce o sütleri
benmari usulü kaynamış suyun içerisinde oturtup herhangi başka bir kapta ılıtıp ılık bir şekilde vermenizi istiyoruz ki gaz yapmasın bebeğinizde. Anne sütünü kesinlikle direkt ateşin üzerine, yani ocağın üzerinde cezvede ısıtmıyoruz. Mikrodalgaya da koymuyoruz çünkü besleyici özelliği bozuluyor. Ve herhangi bir hani vücudunda anne ateş hissettiğinde emzirmemesi gerektiğini, hastaneye başvurması gerektiğini iletiyoruz. Emzirme pozisyonu olarak da annelerin farklı pozisyon tercihleri olabiliyor. Özellikle mesela sezaryen yapan anneler hani düzgün bir şekilde oturamadıkları için emzirmekte zorlanabiliyorlar. O yüzden koltuk altı pozisyon ya da beşik tipi pozisyon, futbol topu pozisyonlarında emzirmelerini gerektiğini söylüyoruz. İlerleyen dönemlerde tabii yan yatarak bebek büyüdükçe bebek de annenin yanına yan yatar pozisyonda emzirebileceğini söylüyoruz. Onun dışında meme bakımı için annenin her emzirme sonrası kolostrum dediğimiz o ilk bir hafta içerisinde gelen sütü emzirmenin bitiminde mutlaka sıkıp göğsünün kahverengi kısmına sürmesini öneriyoruz ki meme ucu yaralanmaları olmasın, hassasiyet, çatlak ve annenin emzirememe gibi durumu olmaması için de meme bakımına çok dikkat etmesi gerekiyor. Piyasada birçok ürün var meme bakımıyla ilgili, işte kremler vesaire. Ama en doğalı kendi sütünüzdür. Kolostrum dediğimiz sütünüz. Ve lanolin içerikli kremler sürebilirsiniz. Hani doğal içerikli kremleri tercih etmenizi öneriyoruz. Zaten anne memesini doğru pozisyonda ve doğru şekilde verirse meme ucu yaralanmaları genellikle karşılaşmıyoruz. Ama ilk 15-20 gün meme ucu hassasiyeti tüm annelerimizde oluyor. Bu olacaktır, çok normal. Onun dışında süt sağmak konusunda hani elle sağmak, özellikle kolostrum çok yoğun bir süt olduğu için elle sağdığınızda ancak daha iyi geliyor. Bazen makinelerle sağıldığında çok az süt veya hiç süt gelmeyebiliyor. O yüzden özellikle sezaryen yapan annelerin sütleri daha geç geliyor. Sonuçta bir ameliyat geçirdikleri için vücut onu hormonal olarak anlamadığı için, daha geç anladığı için özellikle 48-72 saat sonra doğumdan sonra sütünün geldiğini görüyoruz. O yüzden hani ilk günlerde süt damla damla gelir ve bebeğinize ne kadar sık emzirirseniz o kadar hormonal uyarıyla sütünüzün miktarı artacaktır. Ve süt artırıcı olarak en doğal şey annenin doğru ve dengeli beslenmesi. Annenin uykuyu, bebeği uyuduğu zaman uyuması, dinlenmesi, bol sıvı alımı. Özellikle sütünü arttıran en güzel şey sudur. Anne sütünü arttıran, anne sütünün içeriği incelendiğinde %90'a yakını su. O yüzden hani su çok önemli. Özellikle hani işte kompostolar, şerbetler falan içilir. Aslında boşa enerji, kalorili içecekler yerine sıvı alımını arttırmak gerekiyor. Hani meyvenin kendi doğal şekeriyle yapılmış, içeriğine tekrar şeker katmadan meyve kompostoları içilebilir tabii ki. Piyasada birçok süt artırıcı çaylar var. Hani içeriği onların da incelediğinizde şeker de katılmış olanı görüyorsunuz. Özellikle zaten hani doğru ve dengeli beslendiğinizde de sütünüzün artacağını ve bebeğinizi her emzirdikçe sütünüzün artacağınızı unutmayın. Benim anlatmak istediklerim bunlar Yağmur Hanım. Peki, sorularınız varsa cevaplayabilirim. Hemen sorulara geçelim o halde. Katılımcımız demiş ki vücut losyonu yerine zeytinyağı kullanılabilir mi bebekler için? Zeytinyağı kullanılabilir ama hani organik, yani doğal zeytinyağı bulabiliyorlarsa tabii ki kullanabilirler ama bebek yağları önerilmiyor. Çünkü vücudun gözeneklerini tıkadığı için, nefes almasını engellediği için bebek yağı önerilmiyor. Peki uyku pozisyonunda baş yukarıda ve eğimli yatmalı dediniz. Yastık mı kullanılmalı? Yastık sakıncalı değil mi? Aynen, yastık sakıncalı. İlk 2 yaşa kadar yastık önerilmiyor.
Zaten hekimiyle de beraber bebeğin takibinde yastık kullanımı geldiğinde o zaten önerilecek. Bebek sert bir zeminde, yumuşak olmayacak kesinlikle. Başı yukarıda olacak şekilde yatmalı. Başını yükseltecek şekilde yatağının, bebeğin yattığı yatağın altına rulo havlu ya da yükselti verilebilir. Peki. Doğumda hemen emzirebilmek için doğum öncesi neler yapılabilir? Doğumda hemen emzirebilmek için, yani doğum öncesinde aslında o süreç hani biraz doğal gelişiyor. Yani doğumda bir annenin normal doğumsa doğumhanede biz başlatıyoruz süreci. Sezeryansa ameliyathanede hani deniyoruz, emzirmelere başlıyoruz. Özellikle anne ile bebeğin hazır olmuşluğu önemli bizim için. Bebek bazen hazır olmayabiliyor, bazen anne o sırada ağrısı olabiliyor. Hani anne ve bebeğin hazır olmuşluğu önemli yani. Hani onun için ekstra dışarıda yapacağımız çok bir şey olmuyor. Ama hani emzirme ile ilgili teorik bilgilere ihtiyacımız olabiliyor tabii ki. Son sorularımızı hemen aktarıyorum. Sezeryen doğum sonrası süt gelmesi az olduğunda bebeğin beslenmesine takviye için mama kullanılmalı mı? Yoksa annenin sütü az gelse bile bebek için yeterli olur mu? Bebeğin doyduğunu nasıl anlarız? Bebeğin doyduğunu nasıl anlarız? Günlük kilo kaybından, günlük sarılık takibinden ve bebeğin emme rutini, yani emme aktivitesinin nasıl olduğundan ve özellikle emzirme sonrası bebek annenin göğsünü, her iki göğsünü emdikten sonra uyuyabiliyor mu? En az 1-1,5 saat uyuması gerekiyor. Ve özellikle bezini kirletiyor mu? İdrar ve mekonyum takibini yaparız, kakasını takibini yaparız. Ona göre hekimle irtibata geçerek, eğer günlük kilo kaybı çok fazlaysa ve bebek %10'dan fazlasını kaybettiyse, o zaman hekim önerisiyle annenin sütünü sağarız, sağılmış sütüne bakarız, miktarı var mı, yeterli mi, değilse o zaman ve bebeğin kilo kaybı artmaması için, dehidratasyona girmemesi için mutlaka hekim istemiyle mama takviyesinde öneriler bulunuluyor, evet. Son sorumuz Fatma Hanım. Emzirirken bebeğin meme ucunu en doğru alabileceği pozisyon nedir? Yani şöyle, annenin bebeği düzgün tutabildiği pozisyonları hani destekliyoruz. Özellikle annenin olabildiğince yarı oturur pozisyonda olmasını, özellikle bebeği şöyle göstereyim. Bebeği tutarken, şimdi bebeğin başı burada olacak şekilde tutmasını isteriz. Ve anneyi olabildiğince kolunun altını destekleyeceğiz. Bebeği hangi göğüsten emziriyorsa mutlaka oraya bir yastık, sırtına bir yastık. Ve anne memeyi nasıl tutacak? Hep C pozisyonunda, dört parmak altta memeyi destekleyecek şekilde. Baş parmak meme başını açacak şekilde ki bebeğin burnu açık olsun, bebek daha rahat emsin. Biz o pozisyonları zaten olabildiğince gösteriyoruz. Hani emzirme danışmanlığı da verdikçe annelerimize destek oluyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Tüm hocalarımıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum ve siz değerli katılımcılarımıza bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu eğitimimiz sizler için çok faydalı olur. Hepinize sağlıklı bir doğum ve çok güzel bir ebeveynlik süreci diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.